Selamünaleyküm dostlar. Can Mana isimli hikayemizin 7. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Bu setlerinde bana meraklı bakışlar atan cam parçalarıma bir tebessüm gönderip son bir kez aynanın karşısına geçtim. Bugün büyük gündü. Sonunda evlilik kararı verip damat adayı Talha Bey'le görüşen ay parçamız bu akşam ilk adımı atacaktı. Fazlasını istememiş, aile arasında yüzük takmayı dilemişti. İkisinin de özel durumlarından ötürü her iki aile de bu ricaya saygı duymuştu. O yüzden sadece çekirdek ailesiyle girecek olan damat bey ve yalı ailesiyle olacaktı nişan merasimi. Uzanıp aynanın önünden pudrayı aldım ve gözlerimin altındaki yorgunluk belirtilerini kapatmaya çalıştım. Haklarını yiyemezdim. Oldukça uslu iki oğlum vardı ama geçen şu haftalar benim için epey zahmetliydi. Zeynep'imin gelişi bana en güzel doğum hediyesi olmuş. Bir haftayı bizimle geçirmesi hepimizi çok mutlu etmişti. Asrının burada birkaç toplantısı olduğu için gelmişlerdi. Lakin bu en çok bana yaramıştı. Öyle özlemiştim ki. Beraber olduğumuz zamanlarda her anın tadını çıkarmış, dolayısıyla öpüp koklamıştım çiçeğimi. O da unutmamıştı bizi. Hiçbirimiz yabancılamadan sanki dün gitmiş gibi devam etmişti hayatına. Tuha ile oynamış, Mehmet abiyle zıplamış, Ertuğrul Boğum'un dizinde masal dinlemiş ve Bayezid'in kucağında uyumuştu. En çok da kardeşlerini sevmişti benim güzel kızım. Kendi daha küçük olmasına bakmayıp küçük annelik yapmıştı Ahmet ve Tuğrul'a. Gidişi ise en az ilk seferki kadar zor olmuştu. Ama asrın bir müjdeyle su serpmişti içimize. Ortağı olduğu şirketin burada bir ayağı olduğu ve bundan sonra sık sık gelip gideceklerini söylemişti. Çiçeğim bundan sonra hep gelecekti. Daha ne güzel olabilirdi ki? Güzelim, kol düğmelerimi bulamıyorum. Duyduğum sesle fırçayı bırakıp konsolun çekmecesini açtım. Daha dün gece yarın telaşı olmasın diye çıkarıp buraya koymuştu. Küçük kutuyu elime aldığımda siyah takım elbisesiyle giyinme odasından çıkmıştı Beyzadem. Bir an kol düğmesine de nişanı da unutup yakışıklılığını beğeniyle süzdüm. Zeynep'in gidişi ardından yaptığımız bebek mevlidi günü 40 günlük lohusalığım dolmuştu. Ancak ne yorgunlukta ne de nişan koşturmacasından baş başa kalamamıştık. Yanaklarıma yayıldığını hissettiğim sıcaklıkla bakışlarımı ondan kaçırıp kol düğmelerinin kutusundan çıkarttım. Düğmeler burada sevgilim. Heyecandan unuttun sanıyorum. Kolay değil kız abisi olmak dedim bir yandan ona doğru yavaşça yaklaşıp gömleğinin koluna uzanırken. Kolunu güzelce kaldırıp takmam için bana uzattı. Dediğimle az evvel donuk duran yüzü şimdi gerginlikle kasılmıştı. Oğlanlara çevirdiği bakışlarıyla bu konu hakkında konuşmak istemediğini hal diliyle anlattı. Muhabbeti uzatmadan kol düğmelerini taktım. İşte oldu dedim sevindirik bir tavırla. Zifiri gözler yaptığımı inceler gibi kollarında turlayıp yüzüme çevrilmişti. Ve bir şey görmüş gibi kısıldı bakışları. Sen ruj mu sürdün dedi ciddi bir tavırla. Kaşlarım şaşkınlıkla havalandı. Ruj pek sık kullandığım bir şey değildi. En azından erkekli ortamlarda kullanmamaya özen gösterirdim. Bu akşam da sürmemiştim. Elim dudaklarımın üzerine değdi. Hayır, hayır sürmedim. Öyle mi görünüyor? Dedim aynı şaşkınlığım sürerken. Öyle sert bir bakışı vardı ki bir an en kırmızısından ruj dudaklarıma boca ettiğimi düşünmüştüm. Bana doğru iyice yaklaşıp başını yüzüme doğru uzattı. Bakayım, dedi aynı ciddiyetle. Ve ben yılın en sef kadını ödülümü aldığımı dudaklarıma yaslanan dudaklarla anladım. Resmen adam tuzağa çekmişti beni. Başımı geriye çekip öfkeyle baktım yüzüne. Ya kandırdın beni. Kendimden şüphe ettim resmen dedim kolları arasında çırpınarak. Var olan gerginliği üzerine uzun zamandır görmediğim o çatık kaşlarını görünce içim pırpır etmişti resmen. Ama şimdi büyük bir keyifle sırıtıyordu beyefendi. Verdiğim kilolardan tekrar incelmeye başlamış belimi kolaylıkla sımsıkı sardı. Tavırlı bir bakışla gözlerimi diğer yöne çevirdim. Zaten güzel olan bir kadın neden süslenir? Ben bu güzelliği nasıl saklarım derdindeyim. Hatun iyice ortaya çıkarıyor. Kulağımın dibinde hafif bir sistemle söylediklerini içten içe keyiflenerek dinliyordum. Beni güzel bulması, bunu her fırsatta dile getirmesi bana öyle iyi geliyordu ki. Üstelik yaşadığımız o travmatik doğum sonrası lohusalık depresyonuna Beyzadem sayesinde girmemiştim. Elbette ailemizin de bunda emeği büyüktü. Bakışlarım ister istemez yumuşarken şımarık bir tavırlı olması ittim. Ortaya bir şey çıkardım yok benim. Sadece kocamın yanına yakışmaya çalışıyorum dedim mırıl mırıl bir tonda. Belimde duran eli beni iyiden iyiye kendine çekerken diğer eli sırtımda, kollarımda kışkırtıcı bir şekilde dolanıyordu. Yüzümü ona çevirmeye fırsat vererek eğildi bana doğru. Burunlarımız birbirine yavaşça sürttü.
Bırak da kocan sana yakışsın. Hem güzelliğini hem kalbine dedi fısıltıyla. Ve sabırsızlıkla sahiplendi beni. Öyle özlemiştim ki tüm dünya aklımdan uçup gidiyordu ona dokunduğumda. Güçlü kolları bir an beni belimden kavrayıp havalandırmış, sımsıkı sarılmıştı. Derken odadaki sessizlikle aşağıdan gelen yabancı konuşmaları duymuştuk. Hızla ayrıldık birbirimizden, nefes nefese baktık birbirimize. Geldiler, hala odadayız, çok ayıp olacak dedim kesik nefeslerim arasından. Beyzademin eli terlemiş yüzümde gezindi. İkimiz de dağılmıştık ama o benden daha iyi durumdaydı. Zorlukla yutkundu. O olanların kırkı çıktı. Kendi evimize geçelim artık. Eski özgürlüğümü geri istiyorum. Karımlı evin her odasında... Şşt diye parmağım dudaklarına yaslayıp kestim stenker konuşmasını. İnsanlar aşağıdaydı ve biz inmek yerine hala niye konuşuyorduk? Duvarlar arasından çıkıp aynanın karşısına geçtim. Eşarbım kaymış, bonemden saçlarım çıkmıştı. Kızgın gözlerle baktım ona. Şu halime bak, nasıl ineceğiz şimdi aşağı dedim öfkeyle. Sinirlenmiş halimi görüp sessizce yaklaştı aynaya doğru. Beyefendinin sadece yakası ve saçları hafifçe dağılmıştı. Onları da kısa birkaç hamleyle düzeltirdi. Ben olanları alıp iniyorum şimdi. Sen kendine çeki düzen ver öyle gel dedi yatağın üzerindeki pusetleri eline alırken. Dudaklarıma büzüp kızgınca baktım ona. O kadar hevesle hazırlanmıştı ve şimdi her şeyi en baştan yapmalıydım. Pusetlerle odasının kapısına doğru yürüyüp çıkmadan hemen önce durmuştu. Bir şey unutmuş gibi dönüp yüzüme baktı. Siyah olan dedi çapkın gülüşünü bastırmaya çalışarak. Dediğini anlamayıp tek kaşımı sorar gibi havaya kaldırdım. Siyah kıyafeti ne gibi bu gece? Çok yakışıyor dedi ve çıkıp gitti. Bense ancak saniyeler sonra açık kalmış ağzımı kapatıp kendime gelmiştim. Sinirli bir gülüşle söylendim. Arsız adam. Sonrasında ziyadesiyle güzel geçmişti akşam. Her iki aile de birbirine oldukça uyumlu. Üstelik evvelden tanışıktı. Bu sebeple açılan muhabbetler de gönüllerde hoş bir seda bırakmıştı. Karşısındakini anlayan insanlarla karşılaşmak güzeldi. Ondandır ki gülüyordu hem Amine annemin hem de Ertuğrul babamın yüzleri. Ve sonunda bir kurdelenin iki ucundan tutunup bir edilmişti Mihri Mahve Talha Bey'in kaderleri. İkisinin de yüzlerinde mahzun tebessümler asılıydı. Heyecanlı değildi Mihrimah. Aksine hem sakin hem de huzur doluydu. Telaşlanmıyor, kızlarla yaptığımız şakalara hoş gülüşlerle karşılık veriyordu. Önce bu durumundan mütevellit bir miktar endişe duysak da sonra rahatlamıştık. Kaderine teslim dahi parçası. Hakkında hayırlı olacak ne varsa gönlü ona razıydı. Teslimiyetten de sükuneti. Lakin emindim ben mutlu olacaklardı. Zaten öyle güzel olmuşlardı ki birlikte. Fotoğraf çekmek için yayına poz vermelerini istediğimde bir an mahcubiyetle ellerini kolların nereye koyacaklarını bilememişlerdi. Fakat hem benim hem de etlerimin gözünden kaçmamıştı Talha Bey'in ay parçamıza attığı beğeni dolu bakışlar. Kız vermiş olmanın mahzunluğu uyumuştuk o gece. Bayezid'in, Osman abinin hatta Mehmet abinin bile ağzını bıçak açmamıştı misafirler gittiğinde. Kolay mı? Bir tanecik gül goncaları gelin olup başka bir yuvaya uçuyordu. En az onlar kadar masum biri daha vardı elbet. Ertuğrul babam ay parçasının gideceğini düşünmemek için parmağındaki yüzeye bile bakmıyordu. Nişanlık durumu fazla uzun kalsın istenmemiş, Mihrimah ve Talha Bey'in donayıyla düğün tarihi bile belirlenmişti. Her şey öyle çabuk olup bitiyordu ki neye uğradığımızı şaşırmıştık. Fakat anlıyordum, Mihrimah verdiği kararın getirilerine kendini öyle bir alıştırmıştı ki bir an evvel olacak olan olsun istiyordu. Hayırlısıyla birkaç ay sonra düğünümüz vardı anlaşılan. Günler geçiyor, geçtikçe güzel evlatların büyüyordu. Artık üçüncü aylarını doldurmuş birer tosuncuk olmuşlardı. Ağızlarından agular eksik olmuyor, bizi artık tanıdıkları için her gördüklerinde kollarını, bacaklarını hareket ettirip sevgi gösterisinde bulunuyorlardı. Elbette bu hareketleri en çok yapan Neşet topumuz Ahmet'imdi. Tuğrul'un da güler yüzlüydü ancak minik kahkahalarını Ahmet kadar sık duyamıyorduk. Ağır abi takılıp tebessüm etmeye yeterli buluyordu küçük adam. Tabii onlar da bitmiyordu sevinçlerimiz. Altıncı ayına giren Süleyman canımızdan sonra Maysa'da gebelik müjdesi vermiş, bu kez de güzel bir prenses geleceğini öğrenmiştik. Çatıların altına sığmayıp taşacak kadar büyük bir aile oluyorduk. Ne güzel, ne mutlu. Evet, geçiyordu günler. Lakin sevinçler kadar hüzünler de yaşatarak geçiyordu. İki hafta evvel bir fırsat bulup ziyaretine gittiğim Madame Natalie epey solgun görünmüştü yüzüme. Safiye teyze son zamanlarda ağrılarının arttığını, sık sık doktor kontrolüne gittiklerini söylemişti. Doğusalık dönemi ve sonrasında ikizler sebebiyle ilgilenememiş olmam bir vicdan azabı olarak çökmüştü boğazıma. Derken bir sabah acı acı çalan telefon sesiyle uyanmıştık güne.
Arayan Safiye teyzeydi. Madam ağırlaşmış ve ısrarla beni görmek istiyordu. Hızlıca söz sahip oğlanları annem ve Mihrimah'a emanet ederek binmiştim arabama. Dakikalar sonra oradaydım. O köhne mahallede, karanlık sokaktaki eski ahşap evde. Gözleri ıslak Safiye teyzem açmıştı kapıyı. Korkuyla baktım yüzüne. Yetişememiş olmaktan korkuyordum. Safiye teyze, dedim soru soran bir tavırla. Başımı iki yana sallayıp akan gözyaşını sildi, eliyle üst katı işaret etmişti. Koşar adımlarla çıktım odasına, madamla teli soluk pembe çarşaflar arasında gözleri yara açık yatıyordu. Kuş gibi derler ya, hızlı hızlı inip kalkan göğsüyle öyle nefes alıyordu. Usulca gidip yanına iliştim, kemikten ibaret kalmış zayıf ellerini avuçlarıma aldım. Madame Nathalie, ben geldim dedim titreyen sesimle. Gözümden damlayan yaş çeneme doğru süzüldü. Aralanan açık mavi gözler yüzümde felsizce dolanmıştı. Elimi mecalsiz bir halde sıktığını hissettim. Zorlukla araladı kurumuş dudaklarını. Nathalie değil, Meryem. Çatallı çıkan kısık sesini zar zor algılamıştım. Kaşlarım anladığım şeyle şaşkınca havalanmış, dönüp soru soran gözlere yanımızda duran Safiye teyzeye bakmıştım. Buruk bir tebessümle başımı okşadı. Onu hep Kur'an-ı Kerim meali okurmuşsun. Sen gittikten sonra da benden rica etti. Ve geçen ay hali kötüleşmezden evvel tuttu ellerimden Müslüman olmaya karar vermiş. Nasıl yapacağım diye sordu anlattım. Adı da Meryem olsun istedi. Görsen ne var kızım? Ezberleyemediği sureleri bana sesli okutturup kendi tekrar ederek o günden bugüne kadar namazlarını bile kıldı. Madame Nathalie Müslüman olmuştu. Zeynep'imle onu okuduğum ayetler gönlüne inşirah damlaları serpmiş ve yüreği hak dine ısınmıştı. Ardı ardına aktı gözümden inci taneler. Hem sevinçten hem de özünden aktı. Safiye teyze boş ucuna oturup ben gelince ara verdiği Yasin suresini okumaya devam etti ve dakikalar sonra tekrar araladı gözlerini Meryem teyze. Hala sıkıca tuttuğum elini titrer gibi kıpırdattı. Lakin açık mavi gözler bana bakmıyordu bir kez. Tavanda, pencerede geziyor, zar zor araladığı dudaklar arasındansa hep aynı kelam dökülüyordu. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve benimle birlikte tamam ediyordu son nefesini vermeden hemen evvel. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Sonrasında elimdeki Kur'an-ı Kerim'in kapağını kibarca kapatıp sadakallahü lazim zikretti dilim. Bakışlarım soyun halıların üzerinde yuvarlanan oğullarıma takıldı. Düşünüyordum. Epey zamandır düşünüyordum. Birileri geliyor, birileri gidiyor ama dünya hep dönmeye devam ediyordu. Değişen seçindiklerdi, bizdik. Doğan büyür dedikleri gibiydi. İkizler 6. aylarına gelmiş. Nare doğum için gün sayar olmuştu. Bense düşünüyordum, büyüyordum, olgunlaştığımı hissediyordum. Artık o uçarı, aşık Neval değil, anne Neval'dim. Bayezid Çalapa'nın eşi, Ahmet ve Tuğrul'un annesi, anne ve babamı kaybedişimle başlayan bu evriliş, madamın, daha doğrusu Meryem teyzemin gidişiyle perçinlenmişti. Ondandır ki bugünlerde daha bir susuyordum. Susuyor ve tevekküle dalıyor. Gözlerim evlatlarıma çevrilmiş birinin yüzüstü, diğerinin sırtüstü yatıp oyuncaklarını incelemesini, arada değişik sesler çıkarmasını huzurla izliyordum. Tuğrul'un kara kaşığı, kara göz ve bakışlarıyla babasıyla Ertuğrul dedesi karışımı olmuştu. Büyüdükçe siması daha ayan oluyor, sert mizacı gittikçe oturuyordu. Ahmet'in soylarını Mehmet amcasından, simasını ben ve babamdan almıştı. Gözleri yeşillerle bezeli birer ela olmuş, tebessümü ise dudaklarından hiçbir zaman eksik değildi. Huzur içinde dalmışken kapının tıklatılmasıyla dünyaya döndüm. Buyur edişimin ardından kapı açılıp iyice şişen göbeğiyle Nare girmişti içeri. Canım ben hazırım çıkıyor muyuz dedi çantasını elinde sıkıca tutarken. Dediğiyle saniyelik olsa duraksadım. Bugün kızlarla plan yapmış doğum öncesi Nare'ye moral olsun diye birlikte dışarı çıkacaktık. Saatler önce hazırlanıp Nare'nin hazırlanmasını beklerken Kur'an-ı Kerim okumaya başlamıştım oysa ki. Ayetler arasında kaybolup planımızı tamamıyla unutmuştum. Oğlanları annem ve eşi olduğu için gelemeyen Mihrimah'a bırakmış çantamı alıp çıkmıştım. Direksiyona geçtiğimde biraz daha iyi hissediyordum. Her zaman olmasa da arada böyle hayata karışmak güzeldi. Önce hastaneye uğrayıp Muazzez ve ona kontrole uğrayan Maysa'yı almış, sonra da artık aramıza iyice karışan Piraya ile restoranda buluşmuştuk. Çoğumuz tok olduğu için bir şeyler içmeye niyetlenmiş ama gebelerimiz Maysa ve Nare sayesinde kendimizi çeşitli tatlılar kaşıklarken bulmuştuk. Neyse ki ben de emziren bir anneyim ve arada böyle kaçamaklar benim de hakkımdı. Gülmüş, eğlenmiş, bolca stres atmıştık.
Üstelik sadece 3 gün sonra sezaryenle doğuma girecek olan Nare'ye değil, hepimize mural olmuştu bu buluşma. Her güzel şeyin olduğu gibi bu güzel günün de sonu gelmişti. Bu vakit akşama dönerken yavaş yavaş eve doğru yola koyulma zamanıydı. Kızlar ne kadar biz gideriz dese de arabamla çıktığım için önce onları bırakacağımız konusunda ısrarcı olmuştum. Sonunda pes etmişler, biz de akşam trafiğinin o sıkıcı anlarına merhaba demiştik. Demiştik demesine ama herkes usta şoför değildi ki. Hele bazıları sanki direksiyon kursunu yalnızca kitaptan okuyarak görmüştü. Ama biri vardı ki önümde duran arabayı arkadan çarpmamak için aniden asılmıştım frene. Ama öyle ki sadece yanımda oturan Nare değil, arkadaki Muazzez, Maysa ve Piraya bile çığlık atıp sarılmışlardı. Telaşla durup önce Nare'yi sonra Maysa'yı kontrol ettim. Hamile 2 kadın vardı arabada ve bu önümdeki dangalak çat diye durup beni kazaya sürüklüyordu. Neyse ki her ikisi de iyiydi. İlk tepki elbette Arnavut damarına basılan doktorumuz Muazzez'den gelmişti. Bu ne mori almış sanki ehliyeti manavdan. Kuku gidiyorduk arkadan iki gebe karıyla. Derinden bir nefes üpleyip iyi oldukları için bir nebze olsun rahatladım. Ama yaptığı hata bariz belliydi. Muazzez'in söylenişi ardından taze avukatımız Piraye de sessiz kalamamıştı. Harbiden ya bu ne biçim sürücülük? Kim veriyor bunları ehliyeti kardeşim dedi öfke dolu çıkan sesiyle. Hemen yanındaki Maysa dirseğiyle koluna dokundu. Altındaki arabayı görmüyor musun Maviş? Belli basmış parayı almış belgeyi dedi başıyla lüks aracı işaret ederek. Bense hala susuyor. Yaşadığımız şeyin olası sonuçlarını düşünüp içten içe ayıflanıyordum. Derken Nare şaşkınlıkla mırıldandı. Aa iniyor mu o? Bakışlarımız önümüzde duran arabadan inmiş ve bize el kol hareketi yapan kadına çevrilmişti. Deri taytı, kabarık saçları ve abartılı makyajıyla ilginç bir tipti doğrusu. Çaresine sessiz kalamayıp içimdeki kanyem şoförü edasıyla önce kemerimi sonra kapıyı açtım. Dur bakalım neymiş derdi dedim kendimi arabadan dışarı atarken. Adımlarım oldukça kibar, yüzüm olabildiğince sakindi. Ana yolun ortasında üzerindeki siyah dantelli feralci elbisem uçuşurken kadına yaklaşmıştım. Beni gördüğünde daha da çıtılmış kaşlarıyla öfke halinde bağırdı. Önüne bak be, ne biçim araba kullanıyorsun ha? Bu sıkı başlara da ehliyet verip trafiğe sokarsan böyle olur. Kaşlarım duyduklarımla havalanmıştı. Kendisi bir trafik canavarı olmasına rağmen konu nasıl benim başörtüme gelmişti şaşırmıştım doğrusu. Derken iki yanımda biten Muazzez ve Piraye ikilisi daha fazla sessiz kalamamıştı. Hey sakin olun hanımefendi isterseniz. Ayrıca kusurlu olan sizsiniz. Aniden durdunuz önümüzde. Kadın aşağılayan bakışlarını bu kez konuşan Piraye'ye çevirdi. Kızcağız tartışma çıkarmanın tam aksine oldukça güzel birkaç kelam etmişti ama üzerimizde gezen gözler olayın arabadan çok başka yerlerine gittiğini ima eder gibiydi. Dayanamayıp arabadan inen Maysa inebilmesi için kader yoldaşını Nare'nin elinden tutmuş yardım ediyordu. Çok geçmeden onlar da gelmişti yanımıza. Kadın kollarını göğsünde koşturdu. Bu nasıl bir grup? Ne biçim tipler ya dedi alaycı bir tavırla. Biri kapkara giyinmiş örümcek beyinli, birinin saçı mavi, diğer ikisi karnı burnunda. Bu desen koluna takmış 100 tane altın zincir varoşun gülü. Saydıklarıyla bir an durup tarif ettiği kişilere bakmıştık. Ben siyah feraci elbisem ve siyah şal örtümle şık olduğumu düşünüyordum. Mahse ve Nari'nin gebeliğe lafa edilecek bir konu olmadığı gibi Piraye'nin maviye boyalı bir tutam saçı da kimseye alakadar etmezdi. Ha Muazzez'in künyeleri sen bir de onun dirseğe kadar olan altın bileziklerini gör ondan sonra laf söyle demeyi çok isterdim kadına. Ayrıca çok da cici duruyor. Eltime yakışıyordu. Lakin o son kelimeyi keşke söylemeseydi. Muazzez sıkıca kapatıp açtığı gözleriyle gülerek ona doğru bir adım yaklaştı. Varoş'un gülü dedi anlamak ister gibi tekrarlayarak. Kadın ağzını yamultup başını olumlu anlamda salladı. Konu arabayı önümüze kırmasından çıkalı çok olmuş artık bizzat karakterimize hakaret yiyorduk. İçimdeki öfke tohumu Piraye'nin yanından geçip kadını önermesiyle büyümeye devam etmişti. Benim mavi saçım onun siyah örtülü örümcek kafası dedi tıpkı Muazzez gibi kelime kelime tekrarlayarak. Kadın aynı tepki ona da vermiş, fütursuz bakış ve gülüşünü sürdürmüştü. Artık bilerek sıkıntı çıksın diye arabayı önüme kırdığını düşünmeye başlayacaktım. Derken Maysa daha fazla susamamıştı. Var ya dua et gebeğim, yoksa o kafanda 2 tel saç bırakmazdım dedi sinir bozucu bir gülüşte. Kadın bunun altında da kalmamış, geri atmak yerine yüzünü buruşturup Maysa'ya tiksinç bir bakış atmıştı. Ay sen sus be, tipe bak, Kürt müsün Arap mısın belli değil. Elalarım son duyduğumla iyice kısılmıştı. Hadi saça, dini değere, tarza laf etmişti susmuştum ki susulacak bir durum değildi. Ama hamile bir kadına ırkçılık yapmaya kalktığında işte bu bardağı taşıran son damla olmuştu. Kadın cümlesini tamamlamış ve en iyi kadın loşka doktorumuz Muazzez'den gelmişti.
ama ben bunu yolarım. Mavi saça, senin ağzını yırtarım yelloz. Kızlar durun sakin olun. Ne val çıkaradan loçkam alayım ayama şu altına kuşkayı. Yapmayın ay durun muazzez. Tatlım nareciğim bırak güzelim yolsunlar. Ah ben gebe olmayacaktım ki. Sonrasında pes. Üç elti suçlu çocuklar gibi yan yana oturmuş Ertuğrul babamın ellerini belinde kavuşturmuş önümüzde volta atmasını izliyorduk. Kabul ediyoruz. Bizde de hata vardı ama o çirkef kadın ağzını bozup bize zıvanadan çıkarmasaydı o tartışma hiç çıkmayacak ve biz karakolluk olmayacaktık. Resmen nezarete düşmüş, kayınpederimiz tarafından kurtarılmıştık. Piraye ve Maysa evlerine kaçmış, şimdi ise bizim için hesap vaktiydi. Alt dudağımı dişlerim arasına alıp kaşlarımı olabildiğince çatık duran babama göz ucuyla baktım. Emniyet müdüründen telefon geliyor neymiş, gelinlerine Stravit'te kavga çıkarıp nezarete alındı. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Sonda iyice yükselen sesiyle başlarımızı suçlu suçlu önümüze eğip dudaklarımızı kemirmeyi sürdürdük. Garibim Amine annemse tüm üzgünlüğüyle kenarda durmuş, kocasını sakinleştirmenin fırsatını kolluyordu. Biraz sakin ol Ertuğrul, dedi kısık çıkan sesiyle bize doğru ümit var bir adım atarken. Ertuğrul babam elini havaya kaldırmış, Amine anneme ters bir bakış göndermişti. Sakın karışma Amine, demişti bizi yerimizden sıçratacak bir şekilde. Ve yine bize çevrilmişti kızgın balhareler. Yahu biriniz 3 gün sonra doğum yapacak, birinizin yukarıda 2 bebesi bekliyor, diğeri zaten daha evvel bu kaplı. Son dediğiyle dönüp göz ucuyla Muazzez'e bakmıştık. Beylem ve annesi meyre olacak şeytanları olduğu için önceden vukuat kaydı vardı demek ki. Gülme isteğimizi zorlukla bastırırken isyan kereltin bize dönüp fısıldadı. Beylem yılanı hak etti. Lakin cümlesi böğrüne yediği dirsek ve narenin tepkisiyle kesilmişti. Şşş! Anında sustu Muazzez. Zaten öfke dolu olan Ertuğrul babamı daha çok kızdıracak hareketler yapmamalıydık. Emniyet müdürü önünde mahcup olduğunu da hissetmiştik ama dayanamamış, vuku bulan olayı açıklama isteğime karşı koyamamıştım. Ama babacığım, hatalı olan o. Pat diye direksiyon kırdı önümüze. Az kalsın kaza yapacaktık, dedim suçlu küçük bir kız çocuğu gibi dudak bükerek. Bir parça da olsa haklılık payım vardı bence. Üstelik iki hamile kadın taşıyordum. Babam dediğimle adımlamayı kesip bakışlarını bana yönlendirdi. O zaman trafik polisi çağıracaktınız kızım. Kadının saçını başını yolmak ne yahu dedi sistemkar bir şekilde ellerini iki yana açarak. Dudağım daha çok büküldü. Şimdi elime geçse daha sert vururdum o yelloza. Nare ellerini ürkek bir tavırla karnına yaslamış, ortamı yumuşatmak adına masum bakışlarla babama bakmıştı. Haklısın baba, kabahatliyiz, özür dileriz dedi incecik çıkan bir sesle. Peki Muazzez durur mu? Yüzünü buruşturup Nare'ye doğru bakmıştı. Aa şuna bak hemen sattı dedi ters bakışlarla. Ona sorsan yaptığından asla pişman değildi. Yine olsa daha fenasını yapardı. Babamın yüzünün bir nebze olsun yumuşadığını fark etmiş, Nare'nin açtığı yolda ilerlemeye karar vermiştim. Hiç muhatap olmadan yolumuza bakmalıydık. Bir anlık öfkeye kapıldık dedim. Tıpkı onun gibi masum masum. Babam volta atmayı tamamıyla bırakıp bize çatık kaşları altından bakıyordu. Derken çalan zille dağılmıştı dikkati. Duyduğu seslerle gelenlerin kim olduğunu anlamış, Amine annem elini tutup salon çıkışına yönelmişti. Buyurun bakalım, şimdi bir de onlara anlatın meramınızı, ben karışmıyorum dedi çıkmadan hemen evvel. Ve onların çıktığı kapıdan üç kardeş şaşkın yüzlerle içeriye giriş yapmıştı. Biz daha sorgu sandalyelerimizden kalkmadan bu kez onlar dizilmişti karşımıza. Üçünün de babaları gibi çatıktı kaşları. Osman abi başını kenara sallayıp onaylamaz bir tavırla konuştu. Demek kavga edip nezarete düştünüz dedi olabildiğince sert bir sesle. Boğazlarımızdan birer yutkunma geçti. Konuşma sırası Bayezid Bey'e geçmişti. O meşhur kaşını kaldırıp zifiri bakışlarını üzerimizde gezdirdi. Biz de sanıyoruz ki hanımlar uslu uslu geziyor. Ve daha ikinci yutkunma geçmek üzereyken Mehmet abi 32 diş sırıttı. Kızımız o, iyice olsaydın bari dedi. Şirinlik abidesi bir sesle. Bir an başımızı kaldırıp ciddiyetlerini ölçmek üzere onlara bakmıştık. İyi ki beyefendiden hemen gelmişti kardeşlerine tepki. Mehmet... Mehmet ağzını kapatıp dudaklarına fermuar çekme işareti yaparak sustu. Az evvel bir nebze olsun dağılan gerginlik sükunetle tekrar çökmüştü. Bu ortama daha fazla dayanamayan Nare, gebeliğin en büyük nimeti olan duygusallığı kullanarak bir anda ıslak gözlerle fırlamış da ya. Ay üstümüze gelmeyin Osman ya. Hem hakareti biz yiyoruz hem azarı dedi ağlak bir tavırla. Sonra da paytak adımlarla salondan çıkıp gitti. Osman abi de peşinden tabii. Narem bir saniye durur musun? Ben seni azarlamadım ki güzel gözlüm. Girişleri ardından tekrar göz göze gelmiştik kocalarımızla. Ben ısrarla susmaya devam ediyor. Bayezid'in olası tepkilerinden çekiniyordum.
Ama Muazzez kocasının en can alıcı damarını bildiği için keyifle sırıttı. O değildi. En son kadın yere yatırıp üstüne bir çıkışım vardı dedi. Oturduğu yerden ayağa kalkarken. Mehmet abi durur mu? Hemen fabrika çıkışı haline dönmüş. Salondan çıkan karısının peşine takılmıştı bile. Vallahi mı? Gel kız sonra ne oldu anlat. Dur mutfaktan çekirdek alayım geliyorum. Peki ya şimdi kalmış mıydık baş başa? Bir ben baktım. Bir çatık kaşlarıyla ziyadesiyle ürkütücü görünen kocam. Sonunda burnumun direği üzerindeki baskıya dayanamayıp sızlarken dolu dolu gözlerle kalktım ayağa. Ben ayırmaya çalışırken ölmüş anneme küfredince dayanamadım. Çaktım Osman'ın sillesini dedim titreyen sesimle. Bayezid'in dudakları imale büküldü. Bana doğru attığı adımla eğilip yüz hizamda gözlerime baktı. Minik bir kedi bildiğim karım meğer dişi aslanmış. Gerçi geçen gece sırtımda kalmış tırnak izlerinden anlamam lazımdı ama dedi sesi o şapkın haline çarçabuk bölünürken. Islak gözlerimi şaşkınca açtım. Ben burada gerginlikten neredeyse ağlayacaktım ve adam bana gelmiş yatak odası esprisi mi yapıyordu? Bana iyice yaklaşmış, heybetli bedeninin boşluğundan faydalanarak itmiş, sendelemesiyle yanından geçip hışımla çıkmıştım salondan. Ya Bayezid ya dedim yalandan sitemkar bir tavırla söylenerek. O ise tüm cazibesi ve çapkınlığıyla söylenerek arkamdan geliyordu. Gel gel kaçma, odaya gitme bence yakalarım seni minik dişi aslan. Sonrasında heyecan ve mutluluk dolu bir güne daha açmıştık gözlerimizi. Sonunda vakit gelmiş, sabahın erken saatlerinde yalından çıkıp doğum için hastaneye yatışı yapmışlardı Osman abi ve Nare. Amine annem de onlarla birlikteydi. Evvela kontroller yapılacak, sonra belden aşağısı uyuşturularak sezaryen ameliyatına alınacaktı. Sabah beri süren heyecan dolu bekleyişimiz gelen telefonla zirveye ulaşmıştı. Sevda abla ve Safiye teyze Duha ile ikizlere bakarken biz de Bayezid de Mihrimah'la çıkıp hastaneye gitmiştik. Vardığımızda Nare ameliyattan çıkıp odaya gelmişti bile. Hemen yanına koşup Selim takılı koluna yavaşça dokundum. Canım dedim içten bir tavırla. Çok şükür gözümüz aydın. Gelmiş oğlumuz. Açık mavi gözler ameliyatın etkisiyle bir parça fersiz olsa da mutlulukla ışıldadı. Geldi yengesi. O kadar güzel ki. Operasyon bitene kadar ten tene temas yaptık. Birlikte çıktık ameliyathaneden. Muazzez çocuk doktoru kontrolüne götürdü. Gelir şimdi dedi huzur dolu bir sesle. Tebessüm ederek saçlarını okşadım. Elti'den öte kardeş gibi olmuştuk. Ve şimdi eltim değil kız kardeşim doğum yapmış gibi heyecanlıydım. Sen nasılsın? Var mı aransızın dedim merakla. Öyle ya eğer ikizler sürpriz bir şekilde doğum pozisyonu olup daha başında normal doğmasaydı ben de sezaryen ameliyat olacaktım. Laf aramızda karnımda bir kesik olma ihtimali bana oldukça ürkütücü geliyordu. Nare de daha evvel büyük bir operasyon geçirdiği ve Duha da sezaryenle doğduğu için tekrar tercih etmişti. Tez zamanda iyileşmesini umuyordum. Henüz yok, uyuşukluk geçmedi daha dedi yine aynı tebessümle. Hafifçe iç çektim. Doğum yaptığım anlar gözümde canlanmıştı. Ne de çabuk büyümüştü cam parçalarım. Abi bile olmuşlardı işte, zaman su gibi hızlıydı. Derken odanın kapısı açılmış, Mehmet amcasının eşliğinde Muazzez yengesinin kucağında teşrif etmişti güzel yavrumuz. Biz geldik dedi Muazzez sevindirik sesiyle. Getirip minik yavruyu annesinin kollarına bıraktı. Ah öyle tatlıydı ki. Beyaz tulumu içinde pes pembe teni ve iri gözleriyle şimdiden yakışıklıydı paşa oğlan. Hepimiz meraklı ve şefkat dolu bakışlarımızı ona dikmiş, Osman abisi yanlarına sokulup oğlunun kokusunu içine çekmişti. Hoş geldin aslanım, kalabalık ailemize hoş geldin dedi mutluluk dolu bir iç çekerek. Dönüp Beyzadem'le birbirimize baktık. Biz kalabalık ve mutlu bir aileydik. Ay maşallah bize. İçimden geçirdiğim cümleleri Amine annem dolu dolu gözleriyle dinlendirdi. Bugünleri de gördük çok şükür dedi buruk bir tebessümle. Ertuğrul babam hemen kolunu karısının omzuna atmış akan inci tanelerini kurulamıştı. Gül kokulusunun mutluluktan ağlamasına bile tahammülü yoktu. Ne aşk ama. Hepimiz bir an susmuş içimizden türlü düşünceler geçirirken Mehmet abi tam vakti diyerek atılmıştı ortaya. Telefonunu çıkarıp ön kamerayı açtı. Hadi o zaman fotoğraf zamanı. Üç deyince herkes hoş geldin Süleyman Can diyor. Hazır olun. Üç dedi şen şakrak sesiyle. Hızlıca toparlanıp hepimiz kadraja girmiş ve dediği gibi çekmeden hemen önce aynı kelamı ecelemiştik. Hoş geldin Süleyman Can. Sonrasında anne olmak dünyaya gelecek bir insana ebeveynlik değilmiş meğer. Anne olmak canından kopan parçaya can kan olmakmış. O minicik ellere tutunacak dal, ürkek bedene sığınacak liman olmakmış. Anne olmak yalnızca doğurmak değil,
Ak sütünle besleyip ilmek ilmek büyümesini izlemekmiş. Su olmak, aş olmak, yoldaş olmakmış. Ve anne olmak her şeyden evvel evlat diyerek yardan, uykudan ve candan olmakmış. Başımı bir kez daha kıpırdatıp derinden gelen sesli yerimden doğruldum. Yok dedim pes etmiş bir tavırla. Uzanıp abajurumun düğmesine bastım. Oğlanlar artık odasında uyuyor. Sabaha karşı bir herkes uyanıyorlardı. Bu sebeple artık uykularım rahattı. Ama duyduğum bu ses beni uykuya dalmamam için zorluyordu. Behzadem dönüp uykulu gözlerle yüzüme baktı. Başını iki yana sallayarak yataktan kalktım. Ben duramayacağım daha fazla. Belki ihtiyacı vardır ama uyuyoruz diye rahatsız etmiyordur. Gidip bakacağım dedim itiraz etmesine bir fırsat bırakmayarak. Hemen ayak ucumuzda duran puftan tülbentimi ve sabahlığımı takınıp odadan çıktım. Kocam ardımdan mırıl mırıl bir şeyler söylese de şu an onu düşünecek durumda değildim. Ben diyeyim saat siz deyin dakikalardır Süleyman canı alıyor ama sesi anlık kesintiler haricinde susmuyordu. Aklıma kötü kötü şeyler geliyordu. Üstelik ameliyatlıydı bu kız. Daha hastaneden çıkalı bir gece olmamıştı. Usulca yaklaştım odanın kapısına ve kibar bir tavırla tıklattım. Buyur edilişim ağlayan oğluyla kucağında odaya turlayan Osman abinin kapıyı açmasıyla olmuştu. Ne var? Dedi yorgun ve şaşkın bir tavırla. Beni bekletmeyip kapıyı açmış, başıyla içeriye buyur etmişti. Nare arkasına konulmuş birkaç yastık ve darmadağın haliyle yatakta oturuyordu. Gözleri kızarmış, muhtemelen o da ağlamıştı. Boğazımdan bir yutkunma geçti. Hayırlı geceler, ben Süleyman Can'ın ağladığını duydum. Susmayınca da merak ettim dedim. Ellerim birbirine tutunup adeta işkence ederken. Yanlış anlayacaklar diye ödüm kopuyordu. Nare mahcup yüzüyle dudaklarını büktü. Canım kusura bakmayın biz de anlamadık. Sütüm tam gelmedi herhalde. O da çekti çekti süt gelmeyince pastaya aygarayı dedi çatalda çıkan sesiyle. Henüz bugün hastaneden çıkmıştı ve daha dinlenemediği için sütünün gelmemesi çok normaldi. Osman abi bir yandan mıkırdanan oğlunu kucağında sallamaya devam ederken bir yandan üzgün gözlerle karısına baktı. Gidip mama mı alsam dedi pes etmiş gibi. Nare boş gözlerle kocasına bakarken duruma müdahale etmeden duramamıştım. Mamanın mecbur kalınmadıkça kullanılmasına tamamıyla karşıydım. Nitekim şimdi de alternatif bir yöntem öğrenecektim. Nareciğim dedim tebessümlü lafa girerek. Sen benden daha iyi biliyorsun ki bu çok normal. Ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi kalk banyoya gir. Güzel bir duş al. Hatta Osman abi de sana yardımcı olsun. Malum sizler yalnızsın. Bu arada ben de müsaade ederseniz bu paşayı alıp emzireyim. Anlık bir şaşkınlıkla bana çevrildi gözler. Ama ne yapalım? Yengesinde süt varken mamaya mı muhtaç kalsaydı yavrum? Üstelik Ahmet ve Tuğrul Beyler de bu sıralar emmek istemiyor. Neden sizce meme reddi yapıyorlardı? Yani sütümüz boldu. Nare ümit dolu gözlerini bir Osman abiye bir bana çevirdi. Olur mu ki öyle? Yani ikizlerin hakkına girmiş gibi olmasın dedi meraklı bir tavırla. Gülümsedim. Öyle olsa Peygamber Efendimiz bile süt evlat olur muydu hiç? Canım dedi içten bir tebessümle. Sen de biliyorsun ki süt öyle bitecek bir şey değil. Hem bu ara benim beyefendiler ek gıdaya daha düşkünler. Ayıp olmasın diye uyku öncesi istiyorlar sadece. Zaten senin en geç yarın gelir sütün. Yerinde ben olsam sanki sen emzirmez miydin Ahmediye Tuğrul'u? Duraksadı bir an Nare. Benim doğum yaptığım zaman aklına gelmiş olmalıydı. Üstelik ben normal doğum yapıp çarçabuk toparlamış olsam da bana yardım etmek için etrafımızda pervane olmuştu. Gözleri dolu dolu oldu birden. Neval dedi titreyen sesiyle. Hızır gibi yetişten bir bilsen. Ben her Allah'ın günü şükrediyorum o karanlıklardan çıkıp Osman gibi bir eşe, böyle bir aileye, sizler gibi kız kardeşlere sahip olduğum için iyi ki varsın. Ah loğusalık, gebelikten daha çok duygusal bir dönem olduğunu inanıyordum. Belki de insan evladı olunca merhameti artıyor, kendine yapılan ufacık iyiliğe bile görerek duygulanıyordu. Yaklaşıp akan gözyaşını sildim ve sarıldım eltime. Sen de iyi ki varsın canım benim, dedim samimiyet dolu sesimle. Geri çekilip Osman abiye döndüm ve uzanıp kibarca kucağıma aldım cennet kokuluyu. O zaman ben alıyorum yakışıklıyı. Gel yavrum, gel yengesinin boncuk gözlüsü. Öyle güzeldi, öyle güzel kokuyordu ki Ahmet ve Tuğrul daha yarı yaşında olmasına rağmen kocaman görünmüştü gözüme. Minik bedeni battaniyesiyle iyice sardım. Nare nemli gözlerini silerken mırıldandı. Yenge değil, süt annesin bundan böyle. Süt anne, kulağa çok hoş geliyordu. Ahmet ve Tuğrul'un süt kardeşleri Süleyman Can amcaoğlu olmaktan daha öteye geçecekler. Zaten kardeş gibiyken artık süt kardeş olacaklardı. Dönüp kapıya doğru bir adım attım. Osman abi bizimle yürümüş bana kapıyı açarken içten bir tebessümle fısıldamıştı. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Gözlerimi ağır ağır kapatıp açtım.
Asıl benim teşekkür etmem lazımdı evlatlarına süt anne olmamı kabul ettikleri için. Tebessümle salladım başımı cümlemizden abi. Sonrasında kucağımda huzursuz sesler çıkaran Süleyman Canlı odaya girmiş, üzerimdeki sabahlığı çıkararak yatağa yerleştirmiştim. Minik kuş oldukça acıkmış, daha fazla emzik veya sallanmayla oyalanacak gibi değildi. Abdestim olduğu için gönül rahatlığıyla pijamamın düğmelerini açmış, besmele çekip göğsüme yaslamıştım. Şükür ki çok direnmeden kabul edip emmeye başlamıştı. Gözlerim dolu dolu olurken yutkunarak izledim onu. Canımdan kopmayan, doğurmadığım bir cana sütümü veriyordum. Zeynep'imden ne farkı vardı ki? Ona da sevgimi vermiştim tıpkı böyle. Derken Bayezid uykusundan uyanıp bana dönmüştü. Ne var? Dedi uyku mahmuru gözlerini loş odada açmaya çalışırken. Kafasını kaldırıp bize baktı. Sen ne yapıyorsun güzelim? Gülümsedim. Oğlanı emziyorum sevgilim. Dedim olağan bir tavırla. Yavaşça doğrulup oturup pozisyona geçmiş, sırtını yatak bastığına yaslamıştı. Gözlerini açma çabasını sürdürdü. Süleyman canı dedi tek kaşığı imayla havaya kalkarken. Sabırla başımı salladım. Evet Süleyman canı dedim aynı normallikle. Dayanamayıp elalarımızı zifiri gözlerine çevirdim. Narin enstitü tam gelmemiş. Çocuğun da karnı aç ne yapsaydım? Bakışları düşünceli gözlerle dolaşıyordu üstümde. Bu kadar garipsemiş olmasını anlayamıyordum. Dinimizde de geleneklerimizde de vardı süt annelik müessesi sonuçta. İçine kesik bir nefes çekerken boğuk bir sesle mırıldandı. Sen abim ve Narin'in bebeğine süt anne mi oldun şimdi dedi. Bana sormaktan çok kendi kendine konuşur gibi bir tonda. Yine gülümseyerek başını salladım. Hep istediğim bir şeydi ve Rabbim nasip etmişti. Dudaklarıma hoş bir gülüş serilirken omuz diktim. Sen de süt babası dedim sevindirik sesimle. Buruk bir ifadeyle tebessüm etti. Yine dalmıştı gözleri. Bana kucağımda emerken uyuyakalmış Süleyman Can'a dolu dolu gözlerle bakıyordu. Sonunda kolunu boynuma atmış ve beni çekip göğsüne yaslamıştı. Şaşırsam da bozuntuya vermemiştim. Büyük elleri saçlarımı, kollarımı sevgiyle okşarken dudakları tam tepeme uzun bir öpücük bırakmıştı. Sen bana yeryüzünü cennete çevirmek için gönderilmiş bir huri misin dedi titrek bir sesle. Tebessümle başımı göğsüne iyice yerleştirdim. Benim merhametli kocamın baba olduktan sonraki bu duygulanışları çok hoşuma gidiyordu. Dönüp hızlı bir buse bıraktım tam kalbinin üstüne. Garip bir kolum sadece. Ama sana çok aşık bir kol dedim kısık bir mırıltıyla. Kollarımdan tutan eli sıklaşıp beni göğsüne sokmak ister gibi bastırdı ve derin bir nefes çekti içine. Başımı kaldırıp meftun olduğum zifirlerine baktım. Islaktı. Çok seviyorum diye donuk bir yüzle. Baş parmağını uzatıp şefkatle değdirdi gözlerime. Her bir kirpiğini sayacak kadar çok. Sonrasında zaman hırçın bir nehir gibi hızlıca akıyor ve önüne kattığı ne varsa alıp götürüyordu. Günler, haftalar, aylar. İkizler 8. ayına basmış, süt oğlunsa 40'ı çıkmış bir anneydim ben şimdi. Zeynep binse doğum gününe az kalmıştı ve telaşlı günlerimiz arkasından yine bir ziyaret söz konusuydu. Elbette ayaklarım yere basmıyordu. Son gelişinde artık oynamaya başlayan Ahmet'le Tuğrul artık iyiden iyi oyunlara dahil oluyordu. Yani bu defa çok daha fazla oynayacaklardı ablalarıyla. Evet zaman çabuk geçiyordu. Öyle ki daha kısa bir süre evvel nişanlanan ay parçamız gelin olmuş gidiyordu. Evveli gün hazırlanan çeyizler yeni evine gönderilmiş ve bu evden gideceği gerçeği yüzümüze bir tokat gibi çalınmıştı. Onsuz ne yapacaktık ki biz? 4 kız kardeş iken birimiz eksiliyordu. Onun için mutluyduk ama tıpkı böyle kalabalık bir aileye bir yıldan başka bir şehirdeki bir köşke gelin gidiyordu. İnşallah çok mutlu olur ve hiç yalnız kalmazdı. Sabah erkenden kalkmış süre gelen telaşlarla müdahale olmuştuk. Mihrimah tıpkı nişanda olduğu gibi kına ve düğünde de sadelik isteğini sürdürmüştü. Talha Bey de onunla aynı düşüncede olunca sadece bir nikahla evleneceklerdi. Ve elbette sünnet üzere aileler ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere güzel bir düğün yemeği yenecekti. Kınaysa alt kattaki büyük salonda olacaktı. Biz ısrar etmesek onu bile kendi kendimize yapalım istemişti. Ama ay parçamızı sessiz sedasız gelin etmek içimize sinmemişti. En azından kızlarla güzel bir kına yapacaktık. Oğlanların beslenmesi, bizlerin makyajı, kıyafeti derken vakit akşam olmuştu bile. Duha Hanım'ı çocuklar arasında artık saymıyorduk çünkü bizim aramıza ziyadesiyle karışıyor, güzel dayak uyduruyordu cimcime. Elbette en yakın arkadaşı onun gibi süslü olan Muazzez yengesiydi. Bana da süt oğlum Süleyman Can kalıyordu. Koşturmacada sabah beri süren kasık ağrımı bile unutup kına gecesine çarçabuk giriş yapmıştım. Mihrim'e öyle güzeldi ki, koyu bordo bir kaftan giymiş, adının büyüsünü taşır gibi tam bir ay parçası olmuştu.
Başını açmak istemediği için aynı renkte yapılan türbanı ve dua altında ayın 14'ü gibi parlıyordu. Neşe içinde oynamış ama ağlaya ağlaya yakmıştı kınasını. Bu kez bana düşen bu görev içimi çok yakmıştı. Yüzünden tebessüm, yuvandan huzur eksik olmasın güzel kardeşim demiştim. Kınayı avucunun ortasına sürerken o da gözyaşı dökmüş, en çok ağlayan da Amine annem olmuştu. Bu aile ilk kez kız veriyordu neticede. Alışık değildik tabii ki. Bizi asıl mahveden kısımsa ertesi sabah olan gelin alma olmuştu. Yine sadeliğiyle göz kamaştıran bir gelinlik seçmiş, gösterişsiz beyaz duva altında dolunay gibiydi kızımız. Erkek tarafının kapıya dağınmasıyla vakit gelmiş, yüzleri beş karış olan abileri babalarıyla toplanmıştı Mihrim mayamacına. Ertuğrul babam kızarmış ıslak gözleriyle gelip kızının beline üç tur sarmıştı alkışlağını. Anneni alırken garipsemiştim Ahmet dedenin gözlerindeki o acıyı. Ama hayat bana önce kardeşimi, şimdi de kızımı gelin ederken öğretti o acıyı. Canından kopmuş canı vermek, can vermekten betermiş meğer dedi sona doğru boğuk çıkan sesiyle. Üçüncü turunu bitirip kurdeleyi sıkıca bağlamıştı kızının beline. Şimdi uç, kendi yuvanı kur. Ama burasının her daim senin evin olduğunu asla unutmaya parçam. Yüreğimiz dayanmıyordu bu gördüğümüz anlara. Sanki gelin olmamışız gibi üç elte ağlayarak izliyorduk. Yine en çok ağlayan Amine annem olmuş, evvela o sarılmıştı kızına, sabah erkenden kalkıp saçlarını taramış, gelinliğini kızına kendi elleriyle giydirmişti. Elinde tuttuğu kırmızı duva Osman abiye uzatmıştı, gözü yaşlı Mihrimah bu kez en büyük abisiyle vedalaşacaktı. Kırmızı duvak başına güzelce takıldı, yüzü halen açıkta dururken Osman abi ellerine kız kardeşinin yanaklarına yaslamıştı. Babam hep bana bir şey olursa kardeşlerinin babası sen olacaksın derdi bana. Ve eklerdi en çok Mihrimah. Çünkü kızların en ihtiyaç duyduğu şey baba sevgisi derdi. Kızım olunca daha iyi anladım. Şimdi sen gidiyorsun ya, benim de, Bayezid'in de, Mehmet'in de sofrasında hep bir tabağın olacak. Hep bir yerin, her zaman yanında olacağız çiçeğim. Ve sarıldı Osman abi kardeşine. Mihrimah tıpkı babasına sarıldığı gibi kollar arasına sokularak sarıldı abisine. Babasından sonra babaydı ona. Sonra onlar ayrıldı ve Bayezid ile Mehmet aynı anda kollar arasına aldılar gibi goncalarını. Gözyaşlarımı tutamıyordum. Başkaydı, bambaşkaydı kardeşlikleri. İnsan imrenmeden edemiyordu. Vakit akşam olmuş, nikahın olacağı salonda toplaşmıştı tüm konuklar. Hepimiz en şık hallerimizle misafirlerimizi karşılıyorduk. Ertuğrul babam ve Amine annem hayatlarının belki de en buruk gününü yaşıyordu. Sonunda zamanı gelmiş, ay parçamız müstakbel eşinin kolunda mahcup tebessümüyle girmişti salona. Sadece yakın akrabaları olsa da yine kalabalıktı içerisi. Nikah masasına geçmişler, şahitlerin gelişiyle törene başlamıştı memur bey. Duyduğumuz iki nazik cevapla evimizin ay parçası artık Mihrimah Çalapan Şehzade olarak anılacaktı. Gece uzuyor, velime yemeye devam ediyordu. Kimisi taze evli çiftin hediyesini verirken kimi de ben ve Nare gibi bebek arabasında duran bebekleriyle ilgileniyordu. Lakin günlerin yorgunluğu sanki tonlar halinde çökmüştü omuzlarıma. Yerimden kalkmış, elimi yüzümü yıkayıp kendime gelebilmek ümidiyle lavabolara doğru bir adım atmıştım ama ne mümkün. Attığım adım sarsak bir tavırla boşluğa düşerken zihnim bulanarak kendim yanıma gelen kocamın heybetli kollarına düşerken bulmuştum. Ve kulağımda onun endişe dolu sesi çınlamıştı. Güzelim, sonrasında uzan bakalım loşkamse diye talihler çıkana kadar biz bir bakalım. Ürkek bedenim üzerindeki tüm tedirginlikle sedyeye uzanıp ellerim brüzümün eteklerini yukarı doğru sıyırdı. Bu esnada muazzez beyaz önlüğüyle yanıma gelmiş ve o soğuk jeli sıkmak üzere karnıma uzanmıştı. Düğünde düşen tansiyonum ve evvelindeki kasık ağrısıyla konu buralara kadar gelmişti. Biz ne kadar yorgunluktan olduğunu düşünsek de muazzez riske atmayıp bir kontrol edilmemi önermişti. Aklıma düşen soru işaretleri randevumuzu beklemeyip bana gizli saklı gebelik testi dahi yaptırmıştı. Sonuç negatifti ancak sorunlar bununla bitmiyordu tabii. Son dönemdeki gecikme, oğlanların emmek istememesi, tansiyon düşüklüğü, ha bir de şu kasık ağrısı anlamıyorum testte negatif çıktı. Peki ya neyim var benim muazzez dedim elalarımızın neltimi yüzüne dönerken. Oldukça sakin olan yüz hatları stres barındırmazca bana tebessüm etti. Şimdi anlarız kelebeğim sen sakin ol dedi ultrason cihazını karnıma uzatırken. Nefesimi tutmuş, kırışan alnıma sanki anlamayacakmışım gibi etrafa bakıyordum. Korkum olası bir hastalıktı. Annemin rahim kanseri olduğunu ve annemin bu sebeple sık sık kontrole gittiğini anımsıyordum. Ya ben de öyle olursa? Allah'ım yavrularım daha çok küçüktü. Muazzez tek kaş havaya kalkıp ardından gözleri kısılırken
Ekrana daha bir dikkatle bakıyordu derken bir tuşa basıp döndü bana. Yüzünde garip bir ifade vardı. Kirpiklerimi korkuyla kırpıştırdım. Hasta mıyım Muazzez? Ciddi bir rahatsızlığım mı var dedim titreyen sesimle. Muazzez gözlerini yarıca açıp dudaklarını birbirine bastırarak başını sallamıştı. Korktuğum başıma geliyordu işte. Yattığım yerden bir parça doğrulup nefesimi tutarak bekledim cevabını. Muazzez yutkundu. Evet Nevalciğim, ciddi bir durumum var. Ama merak etme, yaklaşık 7 ay sonra geçecek bir durum dedi olağanca sakinliğiyle. Ve daha fazla dayanamaz gibi minik bir kahkaha attı. Hamilesin ayol, senin buzdolabı ikizlerin yaşını bekleyememiş, 60 golü. Dediğiyle bir an boşalan sinirlerim pınarlarında biriken tüm gözyaşlarım yanaklarıma salıvermişti. Başımı sedyeye bırakıp ellerimi yüzüme kapattım. Az evvel toplanmış tüm gerginliğim gözyaşlarımla süzülüyordu şimdi. Hamileydim. Bir kez daha taşıyacaktım Beyzadem'in canından kopan parçayı içimde. Ve ben şer beklerken Rabbim bir evlat daha müjdelemişti bize. Muazzez ağlayışımı stresime verip sakinleşmem için bana kolonya ikram etmişti. Dakikalar sonra artık daha iyi hissediyordum. Yarım kalan ultrason kontrolü için bir kez daha yatmıştım sedyeye. Hem mutlu hem de şaşkındım. Çok şaşkındım. Hiç beklemiyordum böyle bir haberi. Üstelik biz korunuyor derken sona doğru kısılmıştı sesim. Kafamda soru işaretleri belirmişti. Ben sevinmiştim ama Bayezid sevinecek miydi bakalım? Üstelik ikizlerin doğum travmasını üzerimizden uzatamamışken. Muazzez bir gözüyle ekrana bakarken sırıttı. Tam korunamamışsınız demek şekerim çünkü bak burada minik bir fasulye var dedi parmağıyla ekrandaki küçük karartıyı gösterirken. Şefkatle gülümsedim. İçime tutunmuş küçücük bir cam vardı. Bir kez daha yaşayacaktım o mucize dolu dönemi. Derken Muazzez'in gülüşü bir an solmuş, bastığı birkaç tuştan sonra buruk bir tebessümle dönmüştü bana. Şimdi seninle açık konuşacağım loşkam. Yaklaşık 9 haftalık gebesin. KS'de bebekte oluşmuş ancak kanama alanları tespit ettim. Ve halk arasındaki deyimiyle bebek sana pamuk ipliğiyle tutunmuş. İstemsizce yutkundum. Elim daha varlığını öğrenile dakikalar olsa da annelik içgüdüsüyle karnıma gitmişti. Muazzez solan tebessümümle uzanıp elime dokundu. Korkma hemen. Bu çoğu insanda görülebilen bir durum. Sadece biraz sakin geçecek bu hamilelik. Fena mı o yol? Bol bol naz yaparsın Bayezid'e dedi beni neşelendirmeye çalışarak. Zorlukla gülümsemeye çalıştım. Ona zarar gelmesin de ben ne gerekiyorsa yapardım artık. Muazzez'in verdiği peçeteyle karnındaki jeli silmiş, ayaklanıp üzerime giymiştim. Masasına geçip birkaç şey yazmıştı, kağıdı bana uzattı. Düşük önleyici abla başlayacağız. Sen de artık daha fazla dinlenecek, kesinlikle ağır iş yapmayacaksın. Maalesef ilişki yasağınız da mevcut. Birkaç hafta sonra tekrar kontrol edeceğiz. Başımı sallamakla yetindim. Kendimi çok garip hissediyordum. Hoplaya zıplaya geldiğim hastaneden yürümeye korkarak çıkacaktım şimdi. Muazzez'e teşekkür edip odasından ayrıldım. Akşama kadar sabredebileceğimi sanmıyordum. Bayezid her iki haberi de bir an evvel öğrenmeliydi. Arabama binip en düşük hızlı önüme öldüğünü geçevirdim. Beyzadem'in bugün şirket günü olması da ayrı bir tevafuktu. Restoranda olsa böyle sakin konuşacak ortamı bulamayabilirdik. Düşünceli biçimde binaya girip asansöre bindim. Benimle birlikte önlüklü bir hanım binmiş, elindeki tepside köpüklü bir Türk kahvesi taşıyordu. Aynı katta indiğimizde önden hızlıca benim gireceğim koridora koşmuştu. Köşeye döndüğümde ise elindeki tepsi yaşımla alan asistan Nida Hanım'ı görmüştüm. Ver şunu, ben götüreceğim demişti kadına. Oldukça sert bir tavırla. Saçlarını ve dekolte yakasını düzeltmiş, ardından kocamın odasına doğru süzülmüştü. Aklımda olan tüm konuşmalar sinirli vermişti o an. Buraya neden geldiğimi, Bayezid'le ne konuşacağımı bile unutmuştum. Zihnimde beliren tek şey aylar evvel gördüğüm o rüyaydı. Olduğum yerde kalıp sırtımı duvara yasladım. Önce o rüya, sonra daha evindeki arama ve mesajlar, şimdi de bu. Burnuma hiç iyi kokular gelmiyordu. Lakin yine de sakin olmalıydım. Aradan birkaç dakika geçip odadan çıktığını gördüğümde koridora henüz gelmiş gibi girmiş, 32 dişiyle sırtıp telefonda konuşan o kadınla göz göze gelmiştim. Elimi ciddiyetle kaldırıp yerinden kalkmasına müsaade etmedim. Haber vermenize lüzum yok. Sürpriz yapacağım dedim yapmacık bir tebessümle. Sırtışı solup telefonu çarçabuk kapatırken başını sallayarak susmuştu. Kapıya dönüp kibarca tıklattım. İçeriden gelen Nayla usulca içeriye girmiştim. Bayezid üzerindeki beyaz gömleğin kollarını sıvırmış, yakasından da iki düğümü açıp yorgun biçimde bilgisayar ekranına bakıyordu. Beni fark etmemişti bile.
Kafamdaki tüm kadınsı kıskançlıkları bir kenara bırakıp Muazzez'den öğrendiğim habere odaklanmaya çabaladım. Sessizliğim onun da dikkatini çekmiş olacak ki dönüp ters bir bakışla bakmıştı içeri giren kişiye. Ve bir an şaşkınlıkla büyümüştü zifiri gözleri. "Ne var?" dedi yerinden hızlıca ayağa kalkarken. Bana doğru gelirken tebessüm ettim. Güçlü kolları yanında küçücük kalan bedenimi sarıp sarmalamıştı bile. Başımı göğsüne yasladım. Büyük elleri sırtımda ağır ağır gezindi. Çok sıkıcı bir toplantıdan çıktım. Ve öyle iyi geldin ki. Geri çekip elimden tutmuş manzaraya karşı konumlandırılan koltuğa doğru çekmişti beni. Gidip köşe kısmına yığılır biçimde oturmuş. Beni de çekip kendine yaslamıştı. Tek eli yanağıma yaslandı. Çıkmışken sürpriz yapmak istedim. Anlaşılan iyi etmişim dedim kısık bir mırıltıyla. Uzanıp dudaklarını uzun uzun alnıma bastırdı. Zifiri gözleri yorgunlukla kısılmıştı. Belime sarındı büyük elleri. Hem de nasıl dedi iç çekerek. Sen nereye gitmiştin? Bugün dışarı çıkacağından haberim yoktu. Huzursuzca kıpırdandım olduğum yerde. Asıl konuya yavaş yavaş geliyorduk. Ve gelene dek plan yapmış olsam da şimdi nasıl söyleyeceğimi hiç bilemiyordum. Muazzez'e gittim. Bu aralar bazı şikayetlerim vardı. Kontrol etti dedim. Sesim bir mırıltı halinde çıkarken. Kaşları merakla çatılmıştı. Soru sormasına fırsat vermeden atıldım. O değildi bir şey soracağım sana. Ama kızmayacaksın dediğimle çatık duran kaşı düzelmiş ancak teki hala havada duruyordu. Dudaklarını imale büktü. Söz veremem ama denerim dedi tok sesiyle. Derin bir nefes aldım. İnce parmaklarım elini iki avcumla kavradı. Beni ömrünün sonuna dek yanında isteyecek kadar çok seviyorsun Bayezid dedim. Ele alırım zifiri gözlerine uçurumdan düşecekmiş gibi ürkücekçe tutunurken. Asıldı yüzü, bir an ciddiyet dolu bir ifadeye büründü, yerinde iyice doğrulup soğuk bir bakışla döndü bana. Neval, dedi, fısıldar gibi mecalsizce. Ben hala başaramadım mı? Sana ne kadar aşık olduğumu, seninle nefes aldığımı sana anlatamadım mı? Al işte yanlış anlamıştı. Oysa ki benimki bildiğim, kendim kadar emin olduğum şeyi bir kez daha duyma isteğiydi, burnumdan sertçe bir nefes üfledim. Biliyorum dedim elimi yanağına yaslarken. Biliyorum sevgilim ama bunu tekrar duymaya ihtiyacım var. Anla beni söyle lütfen. Kıpırdandı yerinden. Bana doğru iyice dönüp yüzümü avuçlarına aldı. Kapkaranlık bir gecenin sehere en yakın vakti gibiydi zifir hareleri. Nefesim kesildi. Kalbim güvercin gibi kanat çırptı. Seni hem bu fani ömürde hem de ahiretimde yanımda istiyorum şakayık çiçeğim. Elaların bana hep aşkla baksın. Adımı söylerken sesin hep titresin. Ben de yüreğimden taşan bu aşkla ecel gelene dek sana doyamayım istiyorum. Dedi baş parmakları yanaklarımı sevgi dolu kıpırtılarla okşarken. Uzanıp kısa bir buse kondurdu dudaklarıma. Çok seviyorum seni. Her şeyden çok. Kısa fısıltısı ardından büyük başlıkla sahiplenmişti beni. Nerede ne zaman olduğumuzu umursamaz gibi kendine yaslamış. Aa bu hayat misali sımsıkı sarılıyordu bana. Ama omuzlarından tutup aniden ayırmıştım kendimden. Hamileyim dedim kesik nefeslerimiz arasından. Kapanmaya yakın duran gözleri duyduğuyla irice açıldı. Ne dediğimi anlamaya çalışıyor ama bir türlü zihnini toparlayamıyordu. Ne dedi donuk bir yüz ifadesiyle. Buruk tebessümle başımı salladım. Havada kalmış ellerini ellerimin hakimiyetini aldım. Hamileyim bir bebeğimiz daha olacak dedim kendi kendime konuşur gibi ürkek bir sesle. Ne tepki vereceğini, ne diyeceğini öyle kestiremiyordum ki. Tek bildiğim ufacık bir pişmanlık hissedersem asla toparlayamayacağımdı. Ama yapmadı. Donuk yüzünde belli belirsiz bir gülümseme peyda olurken bakışları boşlukta düşünceyle geziniyordu. Derken elleriyle yüzünü sıvazlamış ve iyice belirginleşen görüşüyle ellerimi sıkıca tutmuştu. Kız dedi heves dolu bir sesle. Tıpkı annesine benzeyen ila gözlü bukle saçlı bir kız çocuğu istiyorum. Babam gibi, baban gibi, abim gibi kız babası olmak istiyorum. Cümlesinin sonunu getirdiği an beni tutup kolları arasına almış ve küçük bir çocuğun oyuncağı kapmasınlar diye sarıldığı gibi sarmalamıştı. Huzur doğmuştu içim. Bebeğim iyi ki gelmişti. Dakikalar sonra koltukta uzanmış, sarmaş dolaş halde neredeyse yatıyorduk. Benim yüzüm tavana dönük dursa da Beyza'dan dirseği üzerine dayanıp beni izliyor. Parmakları ise karnımda minik minik geziniyordu. Sağlıkla gelsin dedim hüzünle iç çekerek. Başımı çevirip yüzüne üzgünce baktım. Muazzez düşük riski olduğunu söyledi. Kanama alanları varmış. İlaç tedavisi ve bazı yasaklar olacak. Büyük el önce benim yanağımı sonra da karnımı şefkatle okşadı. Eğilip alnıma bir öpücük bıraktı. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yeter ki ikiniz de sağlıklı olun dedi olağanca sakinlikle.
Dalar gibi baktım yüzüne. Bu adam sahiden benim miydi? Bazen inanmak öyle güçtü ki yutkundum. Sevindin mi gerçekten dedim kısık bir mırıltıyla. Dudaklarını mesut bir tebessüm ev sahipliği yaparken başını ağır ağır salladı. Sen sevinmedim dedi içten bir sesle. Ve elini tekrar yanağıma dayarken uzanıp alnını da alnıma yaslamıştı. Rabbimizden bize bir emanet daha. Ellerime doğan oğullarım gibi bir mucize daha. Sevinmemek mümkün mü hiç? Sen bana Rabbimin verdiği en büyük hediyesin. Küçük ailemiz için teşekkür ederim şakayık çiçeğim. Sonrasında Osman ilk pişenlerden nevale verin. Kızın canı çekermiş gibi koktu. Nare'nin seslenişiyle mutluluk dolu bir yüzle arkama yaslandım. Gebeliğin verdiği yetkiye dayanarak isteğim kadar yiyebiliyordum ve sanırım en sevdiğim yönlerinden biri de buydu. Kilo almak hiç bu kadar sevindirici olmamıştı. Derken beklediğim ve ziyadesiyle hoşuma giden o cevap mangal başındaki Osman abiden gelmişti. Hazırlıyorum Nare, merak etme. Çiftlik evindeydik bu hafta sonu. Bahar kapıya dayanmış ve biz de bu şıkır şıkır güneşin tadını çıkarmak amacıyla çoluk çocuk toplaşıp soluğu burada almıştık. Şimdi ise ikizler dedesinin ağaca kurduğu salıncaklarda sallanıyor. Süleyman cam pusetinde uyuyor. Doğa ise tüm hanımlar için teker teker çiçek topluyordu. Bebeğimizin müjdesi gittikçe kalabalıklaşan ailemize Mihrimah'ın gidişi ardından sevinç vermişti. Öğreneli henüz 2 hafta olmuştu ama şimdiden herkes eve yeni bebek gelecek moduna girmişti. Bizim evimize dönüş planlarımız da yalan olmuştu tabi. Beyza'dan bir parça üzülse de sağlığımız için bu gerekliydi. Ulan Mehmet, hani bu çocukların yarısı? Az önce çocukların sükunet içerisinde oynadığından bahsetmiştim, öyle değil mi? Tabi ya, bizim koca bebekleri atmamış olmalıydım. Osman abinin hemen yanındaki küçük mangalın başında itiş kakış sucuk pişirmekteydiler artık ne kadar olursa. Tontişim kızma, pişmemişler zaten. Tam olmamış yani, beğenmedim dedi Mehmet abi yüzünü buruşturarak. Bayezid'in gözleri iyice açıldı. Koca kangalı yedin lan. Yeni mi anladın beğenmediğini dedi. Elindeki maşayla ikizinin üstüne yürürken. Mehmet abi yine de kaçmayıp sırıtmış. Olası bir boğuşma içerden hoplaya zıplaya çıkan Muazzez'in neşe dolu sesi bölmüştü. Ay müjdemi isterim. Maysa bu sabah doğurmuş. Umay kızça gelmiş sağlıkla dedi ellerini çırparak. Hepimizden hem şaşkınlık hem de mutluluk belirten sesler yükseldi. Mihrimah'ın düğününde artık son günlere yaklaştığını söylemiş ve sonunda babasının ikna olup doğum için annesini göndereceğinden bahsetmişti. Büyük moral olmuştu annesinin gelişi ona. Derin bir iç çektim. Çok şükür darısı başıma artık dedim mahzun bir tavırla konuşarak. Bu düşük rezgi yüzünden 9 ay hiç bitmeyecek gibi geliyordu. Nare henüz belirsiz olan karnıma şefkatle dokunurken dönüp gülerek eltimize baktı. Sahi cinsiyet için ne diyorsun Muazzez? Kız mı geliyor yoksa bu defa dediği imayla gülerken? Muazzez gelip bambu koltuğa oturmuş, ortadaki sehpadan aldığı eriği kütür kütür ısırmıştı. Cık, dedi ağzındakini çiğneyip yutarken. Daha erken ama kemik yapısı ve içgüdülerime bakılırsa bu da oğlan dediydi dersiniz. Güldüm dediğine ben sağlıkla kucağımı almak derdindeyim. Cinsiyeti ikinci plandaydı. Kızım da var, oğullarım da var. Sağlıklı olsun da cinsiyet fark etmez dedim içten bir gülümsemeyle. Bir an kısık sesle çalan telefonumu fark ettim. Sehpaya uzanıp elimi aldım ve yavaşça ayaklandım. Susmadı bugün telefonlar. Geliyorum ben hemen. Elinde telefonla ikizlerin sallandığı ağaca doğru yürürken Nare ve Muazzez bir başka konuya geçip muhabbete başlamışlardı bile. Arayanın yabancı numara olduğunu görünce şaşırmıştım. Göz ucuyla aile üyelerine baktım. Beyler mangal başında, hanımlar muhabbette. Amine annem ve Ertuğrul babamsa Duha'yla çiçek toplamaktaydı. Yavaşça yeşil butonu kaydırıp telefonu kulağıma yasladım. Efendim dedim ciddi bir sesle. Karşı taraftan gelen bir hışırtı ardından kısa bir öksürük duyulmuştu. Ne var hanım? Ben Akınşa Holding'den yönetici asistanı Nida Karyel. Müsaitseniz sizinle görüşmem gereken bir konu var. Duyduğum isimle kaşlarım istemsizce havalandı. Böyle bir telefon beklemiyordum. Üstelik kocamın asistanının benimle konuşacak ne olabilirdi ki? O gün ve evveliyatı zihnimde belirirken gergince çene kemiklerimi oynattım. Şehir dışındayım şu an. En erken yarın dönebilirim. Ama ziyadesiyle merak ettim doğrusu. Bu kadar acil olan konu nedir? Dedim yine fazlasıyla ciddi bir tavırla. Kadının sesi iyiden iyiye kısılmıştı. Sessizce yutkunduğunu işittim. Konu eşiniz dedi tedirgin bir ses sonuyla. Ve bakışların elindeki karton parçasını mangalın üstünde sallayan kocama dönerken devam etti. Bayezid Bey'in bir süredir benimle bir ilişkisi var Nevar Hanım. Ve bu konuda elimde belgeler de var. Bir an evvel görüşmeliyiz. Sonrasında
Gri gökyüzünün altında donuk bir yüzle indim arabadan aşağı. Hava sanki içimin mevsimini taşır gibi bozuktu bugün. Dün şıkır şıkır ışıdan güneş yerine insan etini buz kestiren bir esinti vardı. Yediğim nohut rengi bol tulumun küçük ceplerini ellerimi sokarak ısıtmaya çalıştım ama olmazdı. Ruhum böyle ıstırap çekerken ellerim bile ısınmazdı benim. Adımlarım olabildiğince sert bir tavırla yöneldi lüks kafeye. Beni içeride neyin bekliyor olduğunu bilmesem de tahminlerim canımı sıkmama yetiyordu. Tüm gece uyuyamamış, kafamda bin kez baştan izlemiştim o korkunç rüyamı. Haller evvel bugünlere işaret eden bir haberci olduğunu bilemeyip böyle fütursuzca yakalandığıma kızmıştım ve girdim içeriye. Sıkı bir topuz yaptığı sarı saçları ve fiyatı dudak uçurtan özel tasarım kıyafetiyle masada oturuyordu Nida denen kadın. Üzerindekiler kimin adını tahmin etmek güç değildi. Gidip en güçlü ve donuk halimle oturdum karşısına. Seni dinliyorum, konuş dedim bir robottan farksızca. Gözlerinden geçen bir anlık şaşkınlık ardından kendini hızlıca toparlamıştı. Masa üstünde duran telefonunu çaktırmadan ters çevirdi. Bakın ben kötü bir insan değilim. Ama yeniden hamile olduğunuzu duyunca kadınsı hislerime engel olamadım. Artık bu işin ortaya çıkma zamanı geldi dedi bakışlarını gözlerinden itinayla kaçırırken. Ama ben kaçırmadım. Onu hapseden ele alırım nefesini kesmek istercesine dolandığı yüzünde. Konuş bekliyorum dedim az evvelki gibi ciddiyetle. Boğazından bir yutkunma geçti. Koyu mor renkte sürdürücü dudaklarını kemirmesi nedeniyle dişine bulaşmıştı. Tedirginlikle kıpırdandı oturduğu yerde. Her şey bir sene kadar evvel onu yanlışlıkla görüntülü aramamla başladı dedi. Yine gözleri ben hariç her yere dönerken. O gece birbirinden alakasız biçimde mesajların ardı arkası kesilmedi. Sanırım diğer günde siz doğum yapmışsınız. Ben doğum yapmıştım. Bayezid'le doğum yapmıştım. Ve o gece mesajları da okumuş. Neyin ne olduğunu adım gibi biliyordum. Nitekim telefonu eline almayacak kadar da meşguldü. Başımı sallayıp devam etmesini işaret ettim. Bir kez daha yutkundu. Önceleri ben yanlış anlıyorum sandım. Ama ne olduysa geç vakit biten toplantıdan sonra oldu. Hatırlarsanız o gece sabaha karşı eve gelmişti. Çünkü benim evimde, benim yatağımdaydı dedi. Sessiz sona doğru kısılırken. Masanın üzerinde birbirine tutan elleri sıkmaktan beyazlaşmış haldeydi. Kaşlarını indirip yüzüme mahcup bir bakış attı. Biliyorum hataydı. Ama o yakışıklı bir adam. Karşı koyamadık ikimiz de bu çekime. Hatırlıyordum o geceyi. Yetişmesi gereken bir proje nedeniyle sabah ezanında eve gelebilmişti. Lakin kısmete bakın ki o gece oğlanlar sebepsizce beni uyutmamış, biz de bütün bir geceyi kocamla tıpkı liseliler gibi mesajlaşarak geçirmiştik. Çekip attığı dosya başındaki fotoğrafları da cabası. Sabırsızca yaslandım arkama. Daha fazlasını dinlemek istemiyordum. Bahsettiğim belgeler, dedim kendinden emin bir tavırla. Kadın şaşkındı. Anlattı onca şey karşısında ufacık bir tepki bile görmediğine çok şaşkındı. Birkaç saniye duraksadıktan sonra sandalyesine asılı duran çantasını uzatıp içinden bir tomar fotoğraf çıkarmıştı. Uzatıp kibarca önüme koydu. Bunları bir iş arkadaşım bir emircanla çekti. Ne kadar yakın olduğumuzu görün istedim. Beni sevdiğini söylüyordu. Ama bu bebek haberi alt üst etti tüm hayallerimi. Ben boşanma davanızı beklerken elimi havaya kaldırıp susmasını sağladım. Bakışlarım önümdeki fotoğraflarda geziyordu. Bayezid'le her yan yana gelişini bir fırsatta çevirmiş, yakınlık kurabileceği her anı değerlendirmişti. Hatta birinde muhtemelen düşman numarası yapıp kocamın onu kolundan tutmasına sebep olmuştu. İstemsizce dişlerimi birbirine bastırdım. Yüz ifadesi bu durumdan ne kadar memnuniyetsiz olduğunu aykırsa da elin kadının dibine girmesine müsaade ettiği için benden bitirip yiyecekti Bayezid Bey. Fotoğrafları yırtıp buruşturarak koydum masanın ortasına. Ne kadar ödedi? Dedim sonunda esas konuya gelerek. Nida şaşkındı ama bunun bir Yeşilçam sineması olmadığının farkına varmalıydı. Üstelik ondan daha evvel rahatsız olmasam da kocamdan zerrece şüphe etmezdim ben. Değil aşığım dediği kadına, sevmediği insana bile ihanet etmezdi o. Tırnaklarını istemsizce avuçlarına batırıp doğruldu. Efendim anlayamadım dedi içinin tedirginliği yüzüne vururken. Sabırsız bir nefes üfledim. Bu kirli muhabbetin daha fazla uzamasına dayanamayacaktım. Üstelik işin iç yüzünü bilsem de kocam hakkında böyle şeyler söyleyen kadını ayağımın altına almamak için kendimi zor tutuyordum. Dediğimi düşünmeliydim. Belem sana bu iş için ne kadar ödedi? Merak ediyorum. Hamile bir kadını bu yalanlarınla özerken alacağın o paradan hayır görebileceğini mi sanıyorsun? Sert çıkıyordu sesim. Hatta biraz da yüksek. Çünkü sabrımın sınırlarını zorluyordu artık. Her şey kabak gibi ortadayken uzatması öfkemin katlanmasından başka bir şeye yaramıyordu. ''Bakın siz yanlış anlamışsınız. Ben Beylem falan tanımıyorum.'' dedi pis oyununu sürdürme çabasıyla. Cebimden telefonumu çıkarıp son gelen ses kaydını açtım. Böyleleri ancak bundan anlardı.
Haklıymışsın ne var kızım. Nida, kariyerin hesabında son günlerde ciddi bir hareketlenme var. Ve dün öğlen saatlerinde tanıdık bir isimden yüksek meblağda para nakli söz konusu. Sen sormadan ben söyleyeyim. O kişi Beylem Akınşa. Ve sonlandı avukat Refik amcanın sesi. Nida'nın yüzü korku içinde kararırken sonlandı. Holdinge gittiğim gün yaptığı rahatsız edici hareketler, beni görünce çarçabuk kapattığı telefon konuşması ve evveli. Tüm bunları bilip boş durmak ahmaklık olurdu doğrusu. Ve ben de bu ahmaklığa düşmemek ve kocamın huzurunu kaçırmamak için Refik amcadan araştırmasını rica etmiştim. Sonuç ortadaydı. Tahminlerim harfine harfine çıkmıştı. Ele alırım, kendini para uğruna böyle küçük düşüren kadında tiksintiyle gezindi. Sonunda belki de hapis olacağını bilerek üzgünce baktı gözlerime. Mecburdum, ben mecburdum. Bana çalışıyor derim dedi, seni işten atarlar, bir daha hiçbir yerde tutamazsın dedi. Çok borcum var diye mi derim, mecburdum dedi cenaviyle koşarak. Titriyordu sesi, korkuyordu. Yaptıklarını, attığı iftiraları ve olası sonuçlarını düşünüp Rabbinden korkacağı yerde benden korkuyordu. Ama onunla değildi işim. Uzanıp önünde duran telefonlaşımını aldım. Ver şunu dedim şaşkınlıkla donup kalan ve merhametsizliğine rağmen merhamet dilenip gözyaşı döken kadına. Tuş kilidini açıp son aramalara girdim. Bu yalnızca baş harfle bulunan kişi olmalıydı. En son onunla konuşmuştu. Arama tuşuna basıp kulağıma yasladım. Çok geçmeden açılmış ve beynimin keyif dolu sesi kulağıma dolmuştu. Evet Nida, kız kardeşim alçak kocasının ihanetiyle sarsılıp ablasının kollarına koşuyor mu dedi sonunda bir kahkaha patlatırken. Acı acı yutkundum. Geldiğimiz noktaya inanamıyordum. Oysa ki eskiden ne kadar da güzeldi kardeşliğimiz. Koşmuyor dedim sesim olağanca güçlü bir şekilde çıkarken. Anında kesildi karşı tarafın sesi. Devam ettim. Ne babamın malının sahibi ne de benim mutsuzluğumun mimarı olamayacaksın beylem. Anlaşın artık. Kaybettin sen, bittin. Yoksun artık. O şeytan ellerini insanların hayatından çek. Git kendi pisliğinde boğul. Uzak dur bizden. Telefonu kapatma gereği dahi duymadan masaya fırladıp kalktım oturduğum yerden. Bu işte böylece bitmişti. Beylemin bu planında bir bomba gibi elinde patlamıştı. Boş durmayacağını, bizimle uğraşmaya devam edeceğini biliyordum. Ama keşke yapmasaydı artık. Sonrasında mecalsiz bacakları musulca indi arabadan. Servilerin rüzgara takılıp çıkardığı huzur dolu seslerle adımlayıp yürüdüm mermer rahitlerin arasından. Kimileri korkardı mezarlıklardan ama ben korkmazdım. Çünkü annem ve babam bana daha küçükken öğretmişti asıl diriden korkmak gerektiğini. Ve ben bunu yaşayarak öğrenmiştim. Defalarca yaşayarak. Sona eren adımlarım annem ve babamın mezarları arasında durmuştu. Buruk bir tebessümle baktım tümseklerin üzerinde tutan yeşil bitki ve çiçeklere. Mezarlarda yaş bitkilerin kendilerine has bir şekilde Allah'ı zikrettiklerini, bu zikir sebebiyle orada yatan müminlere Allah Teala'nın rahmet edip azaplarını hafifletmesi umulduğunu söylemişti dadım bana. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kabristanda bulunan iki kabir sahibinin azap içinde olduğunu anladığını, yanında bulunanlardan taze bir hurma dalı isteyerek ikiye bölüp her birini bir kabrin başına diktiğini, ''Ey Allah'ın Resulü, niçin böyle yaptın?'' diye sorulunca, ''Umulur ki bunlar yaş kaldıkları sürece azapları hafifler.'' Buhari Budu 55 buyurduğunu anlatmıştı. Ben de bu sebeple her mezarlık ziyaretinde çiçeklerine sular, kurumuşların yerine ellerini ekerdim. Yine öyle yapacaktım. Görevlinin doldurup kenara bıraktığı ibriği alarak iki mezarı da güzelce suladım. Sonra da babamın dizinde oturduğumu hayal ederek mermerin ucuna eriştim. Ellerim çamura aldırmadan gezdi üzerinde. Affet babacığım dedim gözlerim yaşadığım ayak kırıklıklarıyla dolarken. Boğazıma bir düğüm takıldı, yutkunamadım. Senin istediğin, hayal ettiğin gibi iki kardeş olamadık, affet. En çok korktuğun şey oldu ve gidip o annesine benzedi. Onun gibi karardı kalbi. Gözü paradan, maldan, mülkten başka bir şey görmez oldu. Kendisi ve annem tek çocuk olduğu için hep ablamlarımız güzel olsun diye çabalamış durmuşlardı. Lakin olmayınca olmuyordu demek. İyi olduğumuzu, yakın olduğumuzu sandığım ablam hayattaki en büyük düşmanım olup çıkmıştı. Sadece malına değil, kardeşinin yuvasına ve huzuruna da göz dikmişti. Yapamamıştık. Onu annesi olacak o kadından koruyamamıştık. Yanaklarımdan ardı ardına süzüldü inciden taneler. Dakikalarca ağladım. Sonra da birer Yasin-i Şerif okudum anneciğim ve babacığım ezberimden. Sanki mezarlarında değil de köşkümüzün sıcacık odasında, en sevdiğim koltukta aralarına oturmuş gibi hissediyordum kendimi. Buruk bir tebessüm kondu dudaklarıma. Sizi öyle özledim ki, burnumun direğini sızlatıyor yokluğunuz, dedim boğuk bir sesle. Zorlukla yutkundum, elim karnıma şefkatle kaydı. Biliyor musunuz,
Bir bebeğim daha olacak. Sevdiğim adamdan bir parçam daha. Gözümün önünde beliriverdi gül goncalarım. Zeynep'im, Ahmet'im, Tuğrul'um, hatta süt oğlum Süleyman Can bile. Halbuki yıldan çıkalı 2 saat olmamıştı. Hepsinin kokusu burnumda tutuyordu. Annelik böyle bir duyguydu demek ki. Sadece doğurduğunu değil, kalbine koyduğunu da özlüyordun. Uçsuz bucaksız hayallerim vardı benim. Bir çocuğa değil, birçok çocuğa anne olmak, sadece doğurduğuma değil, sevgimle büyüttüğüme de vermekti o eşsiz şefkati. Bu yüzden anaokul öğretmeni olmak istemiştim. Belki çalışma sürem çok uzun sürmemişti ama Rabbim bana bu hayalimi gerçekleştirmek için fırsatlar vermişti. Yavaşça kalktım ayağa. Yalıya dönmeliydim. Çocuklarım beni beklerdi. Zaten kısa bir süreliğine çıkmış, mezarlığa geleceğimi de söylemiştim. Hava kararmadan dönmeliydim. Zaten mihrimah da yoktu. Çocuklar hepten Amine annem ve Nari'nin üstüne kalmasındı. Ağır ve dikkatli adımlarla ilerledim arabaya doğru. Cebimden çıkarttığım anahtarla ta uzaktan açmıştım kapısını. Lakin tam toprak yol bitmiş, taşlık alana geçmiştim ki büyük çeşmenin ardından çıkan bir adam bitivermişti önümde. Siyah giyimli ve pek tekin olmayan bir adam, üstelik tek de değil. Ben ne olduğunu anlamadan etrafımı saran 3 kişi çelimsiz bedenimle debelenmişimi aldırmamış, sonunda suratıma bastırılan mendilin kokusuyla zihnim hakimiyeti kaybetmişti. Koskoca bir karanlık içine çekiyordu beni. Son duyduğumsa adamların en iri kıyımlı olanının kalın sesiydi. İş tamam Beylem Hanım, kadını paketledik. Dediğiniz adrese teslim ediyoruz. Sonrasında köhne bir depoda açtım gözlerimi. Bozuk floresanların yamul yamalak aydınlattığı karanlık ve pis bir depoda. Kafamın içi eterin etkisiyle sisli dumanlıydı. Oturduğum taştan doğrulup etrafıma bakındım. Ayağımdan zincirlemişti beni. Tıpkı barbar medeniyetlerin işkence ettiği kölelerine yaptığı gibi ayağımdan duvara zincirlemişti. Çok geçmeden açıldı deponun diğer ucundaki demir kapı. Yanında beni kaçıran siyah giyimli adamlardan biriyle Beylem girdi içeri. ''Oo, canım kız kardeşim uyanmış sonunda.'' dedi. Ehli keyif bir vaziyette. Yine tıpkı annesi gibi giyinmiş, gittikçe ona benziyordu. Elinde patlayan planıyla boş durmamış, hemen harekete geçip yeni bir plan yapmıştı ama bu da elinde patlayacaktı. Tükürür gibi baktım yüzüne. ''Ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha ne kadar ileri gideceksin? Bırak gideyim. Başına daha fazla bela açmadan bırak beni gideyim.'' dedim tiksinir gibi bir tonla. Sinir bozucu bir gülüşle salladı başını. Elini adamına uzatıp beyaz bir dosya aldı eline, bana gösterir gibi neşeyle salladı. Gideceksin. Tabii Akınşah Holding'i bana verdiğinde gideceksin. Hepsini istiyorum. Her şeyi. Gözlerinde gördüğüm hırs korkutuyordu beni. Hayatını heba etmiş ama farkında bile değildi. Babamın onayını alarak kurduğu yuvasını kirli planlarla dağıtmış, acınacak haldeydi. Başımı iki yana olumsuz anlamda salladım. Sana onları asla vermeyeceğim. Mal sevgimden değil, bize güvenip yıllarca emek veren, evine ekmek götüren insanlar için vermeyeceğim dedim tok bir sesle. Uzağımda duruyordu. Bana yaklaşmıyordu bile. Dediğimle az evvelki sinsi gülüş silinmiş, öfke dolmuştu göz bebekleri. Dişlerini sıkıp hırsla bağırdı. Orası babamın şirketi, o malda benim de hakkım var. Vardı. Vardı ama çoktan tüketmişti o hakkını. Üstelik ben 5 kuruşsuz ve küçücük bir bebekle sokakta kalırken yüzüme bile bakmamış olmasına rağmen yine de vermiş, öfkemle sihir olmamıştım. Ben senin hakkını verdim dedim onun gibi bağırarak. Verdim ve tıpkı asrından aldığın hisseler gibi onları da batırdın kumara, oraya buraya. Daha çok mal hırsı uğruna tükettin elindekini. Bilsem ki o kadından uzak durup tertemiz bir sayfa açacaktı kendine. Verirdim neyim varsa ama yapmayacaktı. Kurtulamayacaktı o kadın hırsından. Görünmez bir zincirle bağlıydı ona. Nereye çekerse oraya gidiyor, ne isterse onu yapıyordu. Ama bunu bilmeye tahammülü yoktu. Elleri fönlü kızıl saçlarını dalarken çığlık atarcasına bağırdı karşımda. ''Sana ne? Sana ne yaptığımdan?'' dedi tahammülsüzce. Doldu gözlerim. Onunla olan güzel anılarımız canlandı zihnimin gerilerinde. Ona güzelliğine, zekasına hayran olduğum o küçük Neval geldi aklıma. Zorlukla yutkundum. ''Abla'' dedim titreyen sesimle. Bir inci tanesi aheste süzüldü yanağıma. Donup kalmış, dolu dolu gözlerle bakıyordu yüzüme. ''Hatırlıyor musun? Annen hiçbir doğum gününde senin yanında olmamıştı. Her defasında bu kez gelecek diye bekler, sonra yine annemin kollarında ağlayak uyuyakalırdın. Gelmedi. Doğurduğu günü hatırlayıp gelmedi. Ve şimdi sen ona kapılmış kendini mahvediyorsun. Yapma.'' Gözyaşları süzüldü yanaklarına. Düşmüştü mutsuzluğunu gölgeleyen maskesi. Dudaklarını birbirine bastırarak başına sallamış, makyajını umursamadan elinin tersiyle silmişti ıslak gözünü.
O benim annem. Annem o benim. Hayattaki tek varlığım dedi çaresizce. Hala annesinin gelmesini bekleyen o küçük kızdı, görebiliyordum. Ama o görmüyordu, görmek istemiyordu. Nefes aldıkça kasıklarıma giren sancılar hayra alamet değildi. Elimle karnımı tutup baktım yüzüne. Tıpkı kendine benzetti seni, baksana. Zeynep, onu da sen doğurmadın mı? Ama seni tanımıyor bile dedim ağrımla cebelleşirken. Kapattı kulaklarını, beni duymamak için elleriyle kulaklarını sıkı sıkı kapattı. Yeter, dedi gözleri ben hariç her yerde dolanırken. Düşünmek istemiyordu. Düşünürse işin içinden çıkamayacağını biliyor ve düşünmüyordu. Elindeki dosyayı adama geri verip döndü arkasını. Madem imzalamıyorsun, o zaman sen burada, onlar orada sabaha kadar kıvranın bakalım. Sonra da sevgili eniştenle oturalım bu kez pazarlık koltuğuna. Mal mı yoksa karısı mı? Ve gitti. Beni o karanlık soğuk depoda ayağımdan zincirlenmiş halde bırakıp gitti. İlaç saatim geçmiş. Yorgunluğun etkisiyle ağrılarım başlamıştı. Üstelik Ahmet'im ve Tuğrul'um evde beni bekliyordu. Annelerini bekliyordu gulgoncalarım. Beylem diye bağırdım sesim boş depoda çınlarken. Serbest kaldı hışkırıklarım. Ağrıyla kıvranırken çaresizce bağırmayı sürdürdüm. Belki insafa gelirdi. Belki. Beylem bırak beni lütfen. Evde bebeklerim beni bekliyor. Beylem ne olur bırak beni. Sonrasında saatler yıl gibi geçiyordu o karanlıkta. Betonun soğuğu içime işlemiş, ara ara giren dayanılmaz sancılar beni mecalsiz bırakmıştı. Tüm gece karnımı okşayıp kısık sesli niler söylemiştim bebeğime. Gitmesin diye, annesine tutunmayı bırakmasın diye diller dökmüştüm ve kıvranmıştım. Delirten sancılarla çığlık çığlığa kıvranmıştım. Lakin bir insan evladı bile duymamıştı sesimi. Sonunda tekrar açıldı kapı, gün doğmuş mu, sabah olmuş mu bilmiyordum. Tek bildiğim bir an evvel buradan kurtulmak ve çocuklarıma kavuşup karnımdaki canımı kurtarmaktı. İçeri giren iri kıymadan bu kez yalnızca beyleme değil, o şeytan annesi Meyra'ya da eşlik ediyordu. Gelip yine yakınımda durmuşlardı, perişan halim ziyadesiyle hoşlarına gidiyor gibiydi. Kaşlarımı olabildiğince şatıp doğrulmaya çabaladım. İnsan değilsiniz siz, insanlıktan çıkmış zavallılarsınız. Dedim tıslar gibi mecalsiz bir sesle. Ele alırım kinle çevrildi ablam olacak o kadına. Nasıl Tuğrul Akınşah'ın kızısın sen? Utanmıyor musun o soyadını taşırken böyle şeytanlaşmaya? Bakışlarını kaçırdı benden. Çünkü duyarsa dünkü gibi açılacaktı tüm perde. Ayan beyan ortaya çıkacaktı eba ettiği gençliği. Mal ve para hırsı uğruna hayatını verdiğinin farkına varacak ve sorgulayacaktı. Ama yanında gezdirdi o şeytan müsaade etmeyecekti. Dinleme onu beylem. Ara kocasını. Bitsin bu pazarlık. Yeterince uzadı zaten dedi Meyra umursamaz bir tavırla. Giren sancıyla sıktım dişlerimi. Onların karşısında çaresiz görünmek istediğim son şey bile değildi. Yine dik tuttum kuyruğu. Korkuyorsun değil mi? Tek maddi kaynağın elinden gider diye korkuyorsun dedim acı içinde kıvranarak. Kasıklarımla sanki bıçaklar saplanıyor. Bedenimin her zerresi bu işte sancıyordu. Meyra bana umursamaz camı silkerken beylem cebinden çıkardığı telefonu açıp kulağına yaslamıştı. Saniye sürmemişti açılması. Karşı taraftan gelen ses kocamın yaralı bir aslan gibi küreşiydi. Aramızda metreler olsa da duyabiliyordum. Beylem tek eliyle kızıl saçlarını parmağına doladı. Merhaba enişte dedi flörtöz bir tonla ve pis pis sırıttı. Aa, hayır hayır böyle bağırmak sana hiç yakışmıyor. Karizmana ters bir kere. Şimdi sus ve beni dinle. Neval'in sendeki vekaletiyle holdingin tüm hisselerini, babamdan kalan tüm taşınmazların tapularını üzerime yapıyorsun. Taşınmazlar? Onların çoğunun geliri Gül Kokulu Derneği'ne bağışlanıyor. Tüy bitmemiş yetimlere burs olarak gidiyordu. Olmazdı. Ne babamın emeğini ne de o yetimlerin hakkını bu iki ahlaksızı yem etmeyecektim. Bir gayretle kalktım ayağa, ona doğru hızla adımladım. Hayır diye bağırdım var olan tüm gücümü kullanarak. Meran işaret ettiği adam gelmiş ve önüme geçip beyleme doğru ilerleyişimi engellemişti. Yine de durmadım, devam ettim aykırmaya. Hayır Bayezid, beylemin yüzü düşüyordu. Duydukları tadını kaçıracak cinsten olmalıydı. Başını kenara sallayıp bana ters bir bakış attı. Bir saatim var. Ha karın, merak etme. Adamlarım onu oldukça eğlenceli bir şekilde misafir ediyor dedi. O yılan dilini bir kez daha kullanarak. Ve Bayezid'in sesi neredeyse tüm depoda duyulurken kapattı telefonu. İnsanların yumuşak karnını bulup oradan vurmaktan tarifsiz bir zevk alıyordu. Ama istediği olmayacaktı. Bayezid beni bulacak ve o hayal ettiği mallara asla sahip olamayacaktı. Yapmayacak dedim can havliyle bağırarak. Beni öldürsen bile yapmayacak. Doğurduğu çocuğa annelik bile etmeyen sen hiçbir şeyin sahibi olamayacaksın. İşte şimdi ben de onu can evinden vurmuştum.
Ben de basmıştım onun bant teline. Gözleri daha önce görmediğim kadar öfkeye bürünürken adamı kenara itip koşmuştu bana doğru. Beyin algısını yitirmiş, sadece beni susturmaya odaklıydı. Ve göz açıp kapayıncaya kadar yanıma ulaşmış, beni tüm kuvvetiyle göğsümden itmişti. Yeter artık sus! Ağır çekimde gibi görüyordum hayatı. Sanki yaşayan değilmişim de bir kenardan başıma gelenleri izliyormuşum gibiydi. Beylemin beni itişi, benim sırt üstü düşüşüm ve belimle karnım aynı anda giren inanılmaz sancı. Bacaklarıma sızan sıcak sıvıyı daha evvelten tanıyor gibiydim. Ama bu kez başkaydı. Bu kez bambaşkaydı. Ah! Attığım çığlık tüm depoyu yeniletmiş, sadece beylem ve annesinin değil, yanlarında taşıdıkları o adamın bile şok olmasına sebep olmuştu. Ellerim tutmak ister gibi kasıklarıma yaslandı. Yavrum, yavrum gidiyordu benden. Elime bulaşan kanla bir yana fallamış, ardından acı dolu haykırışım kaplamıştı tüm cihanı. Bebeğim, bebeğim! Ben acı ve kramplar içinde kıvranıyor, beylemse gördüğü manzara karşısında sayıklıyordu. Donup kalmış ve aklı yerinden uçup gitmiş gibi iki yana sallıyordu başını. Saniyeler sonra ancak duyulmuştu sesi. Ben yapmadım, dedi kendi kendine konuşarak. Elleri kızıl saçlarına hırsla asıldı. Mehra'ya dönmüş, irice açtığı gözleriyle onun yakasına yapışmıştı. Ben hiçbir şey yapmadım. Anne söylesene, ben öldürmedim. Bir bebeğin daha katil olmadın desene anne. Çekti ellerini annesinin yakasından. Dönüp dönüp bana bakıyor, delirmiş gibi başını sağa sola sallıyordu. Bense delirtici kramplarla kıvranıyordum. Acı dolu çığlıklarımın sesi tıpkı mecalim gibi bütüp tükeniyordu. Mehra gidip kızın omuzlarından tutmuş, kendine gelmesi için sarsmıştı onu. Beylem sakin ol. Ama hayır, sakin olamıyordu beylem. Kıydığı hocanın gidişine şahitlik etmiş ve artık susamıyordu. Nefes alamaz gibi çekiştirip kopardı boynunu çevreleyen inci kolyesini. Avucunda kalmış boncuklara bir kenara fırlattı. Bir tane daha mı? Bir tane daha mı? Her gece rüyamdalar. Her gece katil diye yapışıyorlar eteğime diyordu. Gözleri bir noktaya odaklanmış, kendini kaybetmiş halde. Ve bir anda oldu kendine gelişi. Dönüp annesinin koluna yapıştı, delirmiş gibiydi. Sen yaptın. Senin için nefret ettiğim onlarca adamın koynuna girdim. Sen dedin diye öldürdüm o hatayla içime tutulan canları. İlk kez değildi. İlk kez değildi doğmamış bir bebeğin katil oluşu. Hem de başkasının değil, kendi karnında taşıdığı, kendi canının parçalarını da öldürmüştü. Ve şimdi de benim canımı. Dönüp hızlıca aldı adamın belinde duran silahı. Adam bir şeyler olacağını anlamış gibi koşa koşa çıkıp terk etmişti depoyu. Bir tane daha olmaz anne. Bir tanesine daha katlanamam dedi beylem silahın ucunu kafasına dayarken. Ağlıyordu. Artık ışkıra ışkıra ağlıyordu. Yitip giden hayatına, öldürdüğü o canları ağlıyordu. Vera korkuyla çığlık attı. Yapma beylem, senin suçun değildi kızım. Annesinin dediğiyle güldü beylem. Yüzünde o eski masum kızın tebessümü belirdi. O kadının hiç sahip olamadığı o güzel tebessüm. Başını iki yana sallayıp silah emniyetini indirdi. Senin suçundu. Ama sen beni kurban ettin anne. Bir kez onun annesi gibi sev beni istedim. Çok değil, bir gece yanında uyuyayım istedim, dedi. Sesi küçük bir kız çocuğu gibi duyulurken. Bakışları acıyla yerde kanlar içinde yatan bana kaydı ve yutkunup tetiğe basmadan hemen önce fısıldadı. Olamadık anne. Ne sen ne de ben anne olamadık. Sonrasında solgun, dört duvarla çevrelenmişti hayatım. Sükunetin acı çığlıkları etimi lime lime doğrar gibi canımı yakıyordu. Üç gün, üç koca gün olmuştu bu hastane odasına kapanalı. Yitip giden canım ardından güçsüz düşen bedenim onarılıyor, travmalara sarsılmış psikolojim sakinleştiricilerle ayakta duruyordu. O manzara gitmiyordu gözlerimin önünden. Bir kenarda ablamın morarmaya üst tutmuş cansız bedeni, diğer yanda kanlar içinde yatan ben. Ne bir ses, ne bir nefes, hiçbir şey yoktu o depoda. Yalnızca ölümün sessizliği. Kapının açılıp kapanma sesiyle daldığı yerden çıkmıştı zihnim. Yattığım yerde hiç kıpırdamadan pencereye bakmayı sürdürmüştüm. O sırada içeriye giren bayan doktor halimi görerek bana değil, kocama önermişti. Bayezid Bey, dedi elindeki dosyalarla yanına adımlarken. Durdu ve göz ucuyla bana baktı tekrar. Neval Hanım'ın kan değerleri normale döndü. Ama daha evvel dediğim beslenme ve uykusuna çok dikkat etmeli ki kendini çarçabuk toparlayabilsin. Diğer konuya gelince, benim tavsiyem düşük sonrası olası bir gebelik için 6 ay beklemeniz. Geçmiş olsun. Başını sallamakla yetinmişti Bayezid. İçinde bulunduğumuz bu sessizliği o bozmak istemez gibiydi. Doktorsa geldiği gibi usulca çıkıp gitmişti odadan.
Yine kalmıştık iki kişilik yalnızlığımızda. Bebeğim, benim minik nazlı can parçam. Dayanamamıştı daha fazla, tutunamamıştı ve bozulmuştu işte odanın tüm sessizliği. Şimdi duvarlar tiz hışkırıklarımla yankılanıyor. Bayezid hızlıca gelip oturmuştu yanıma. Uzanıp elleriyle yüzümü avuçladı. Güzelim, dedi iç titrer gibi. Yüzünde acı dolu bir ifade belirmişti yine. Neval, kolay değil yaşadıkların ama ağlama artık yalvarırım. Susamıyordum. Ara ara vuran bu ağlama krizleri mahvediyordu beni ve susamıyordum. O gün, o manzara, o acılar dolanıyordu zihnimde. Kocam beni sıkıca sarıp göğsüne yaslarken kokusundan hayat bulduğumu boynuna sokuldum. Ben sahip çıkamadım dedim hışkırıklarım arasından. Büyük elleri saçlarımı şefkatle okşadı. Bebeğimize sahip çıkamadım Bayezid. Gitti. İçimden sökülüp gitti, durduramadım. Doldu geceden zifiri gözleri. O da acı çekiyordu, onun da canı yanıyordu. Ama güçlü duruyordu benim için. Güçlü duruyordu evde bekleyen iki oğlumuz için. Alnımı uzun uzun bastırdı dudaklarına. Gözünden damlayan binci tanesi sakallarına karıştı. Rabbim verdi, Rabbim aldı. O bizi dedesinin, anneannesinin yanında bekleyecek. Tamam üzülüyorsun ama ne olur suçlayıp harap etme kendini. Toplamalıydım kendimi, toparlamalıydım tüm benliğimi. Gidip giden her ne vara geride bırakmalı, unutmasam da yarasını kanatmamalıydım. Ahmet'imi istiyordum ben, Tuğrul'umu. Gülüşleriyle şifa bulacaktı tüm acılarım. Başımı kaldırıp kocamın aydan parlak çehresini umutla baktım. Çıkmak istiyorum buradan. Nefes alamıyorum. Gitmek istiyorum dedim kısık bir sesle. Zorlukla üzgündüm. Ağladıkça halsiz düşen bedenimi yine onun kollarına bırakıp mecalsizce sarıldım boynuna. Ve fısıldadım. Beni yavrularıma götür Bayezid. Beni evimize götür. Sonrasında zaman çabuk çabuk geçiyor Monna. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman çabuk çabuk geçiyor Monna. Büyük şairin dediği gibi zaman çabuk çabuk geçiyor. Yaşanılan anıları, sevinçleri ve dahi kederleri geride bırakıp yeni limanlara yelken açıyordu insan ömrü. Giden gittiğiyle, kalan yaşadığıyla kalıyordu. Nefes alması çürümeye tutacak bedenlerimiz vuran zemheri yine tıpkı bir kardelen gibi yeniden çiçek açıyordu. Kara kışın döneceğini, ona don vuracağını bile bile hala umut var dercesine açıyordu can yapraklarını göğe. Nemli saçlarım omuzlarıma serip şakayık çiçekli kolyemi düzelttim boynumda. Üzerime eretiden geçirdiğim şortlu tutum ve parmak arası terliklerimle ayrıldım yatak odamızdan. Adımlarım beni evvela kapısını açık unuttuğumuz pembe odaya götürmüştü. Dudaklarım istemsizce kıvrıldı. Zeynep'in büyüdüğü için beşiğini kaldırmış, yerine tatlı mı tatlı prenses yatağı almıştık. Geldiğinde odasında rahatça kalacak Gül Gonca'm. O vakte kadar dolası bir ikiz istilası sebebiyle kapısı kapalı duracaktı. Anahtarı çevirip parmak uçlarımda geçtim yan odanın kapı önüne. Ahmet'in ve Turul'un babaları tarafından oyun havuzları ve oyun alanlarına salınmış, ben duştayken özgürce yuvarlanmışlardı. Hala da keyifleri yerinde görünüyordu. Bu yüzden onları hiç rahatsız etmeden girdiğim gibi usulca ayrılmıştım odadan. Bu kez istikametin mis kokuların geldiği mutfaktı. Bedenim kapının eşiğine yaslanıp içeride salaş eşofmanı ve bol siyah atletiyle tezgah başındaki kocama kaydı. Onu yemek yaparken izlemek apayrı bir keyifti benim için. Üstelik hangisi daha sulandırıcı ikilemde kalıyordum. Manidar tebessümümle içeri girip omzuna çenemi dayadım. Kolay gelsin, bitmedi mi hala dedim. Ele alırım merakla tepsiyi incelerken. Beyzadem yemeğine son halini verdikten sonra elindeki çatalı tezgahın içine atıvermişti. Gururla bana dönüp sanat eserini göstererek sırıttı. Çoktan bitti bu ikinci tepsi dedi mağrur bir ifadeyle. İstemsizce dudaklarımı yaladım. Bu akşam yılda büyük veda yemeğimiz vardı ve Mehmet abinin ikizinden özel isteği olan ciğer sarmayı kocam özene bözene yapmıştı. Yemekler piştikten, bense oğlanları giydirmek için bir boğuşma geçirdikten hemen sonra hazırlanıp yalaya gidecektik. Neyse ki daha vaktimiz vardı. Yaşadığım o malum olaydan hemen sonra dönmüştük kendi evimize. Nitekim daha evvel de dönüş planlamış, sürpriz gebelik durumundan ötürü iptal etmiştik. O durum maalesef ortadan kalkınca daha fazla yılda durmak için bir sebebimiz kalmamıştı. Üstelik sessizlik ve sakin yaşam bana iyi gelecekti. Gelmişti de. Tüm günümü bir yaşlarına gelmiş ikizlerimle geçiriyordum. Onlarla oynuyor, beraber mutfağa giriyor. Akşam babamız gelene dek boğuşup duruyorduk. Bu meşguliyet güzeldi.
Boş kalıp düşünme vakti bulamayınca çar çabuk atlatıyordu insan her bir yarasını. Bizim gidişimiz ardından sanki ayağımızı sürmüş de bir yaprak dökümü başlatmışız gibi geliyordu ayrılıkların devamı. Bu gece Mehmet abi ve Muazzez'e hem de Amine annem ve Ertuğrul babama güle güle diyecektik. Yalın ayrılışımız tahmin ettiğim gibi en çok Amine annemi etkilemişti. Hatta ilk haftalar asla alışamamış, her gün olanları görmeye gelmişti ve şimdi de bir başka ayrılık vardı başımızda. Mehmet abi ve Muazzez, evvelden bir hayal ettikleri şeye sonunda dolaşmış, birkaç seneliğine Afrika'ya gönüllü doktor olarak gideceklerdi karı koca. Biz sevinçle arayıp bir haberleri olduğunu söylediklerinde yolda olan bir bebek müjdesi duyacağımızı sanmıştık. Lakin olay çok başkaydı. Ne yalan söyleyeyim, imrenmiştim hallerine. Birçok insanın yarasına şifaları dokunacak, belki de hayatlarını kurtaracaklardı. Herkesin harcı değildi böyle bir şer gücesti. Ama tam da bizim neşeli çiftliğimize yarışırdı. Biz gitmiş, şimdi de Mehmet abiler gidiyordu yıldan. Peki Ertuğrul babam gök kokulusunun evlatlarının ardında gözyaşlı bırakır mıydı? Hemen gerekli tüm ayarlamaları yapmış, onu en mutlu olduğu yere, yani Umre'ye götüreceğini söylemişti. Oradan da Kudüs'e geçeceklerdi. Ah Kudüs, yıllar olmuştu gideli ve inşallah bir sonraki ziyaretim oğullarım ve beyzademle olacaktı. Bakışlarım önce tezgahtaki tepside, sonra fırında pişmekte olan diğer tepside dolanmıştı. Yemek için sabırsızlanıyordum. Lakin gözlerim bir an kocama çarptığında, onun da tıpkı benim yemeklere baktığım gibi ilgiyle bana baktığını görmüştüm. Masumiyetle sırıttım. Zifiri gözleri kısılmıştı. ''Sen duş mu aldın?'' dedi sesi fısıldar gibi tonda çıkarken. Bana önerip tutku dolu bir adım atmış, bense bu adımı hemen geriye attığım adımla boşa çıkarmıştım. Yanaklarımın saniyesinde pamuk şekerine döndüğünün farkındaydım. Zihnimde ise dün geceki özel anılarımız dönüyordu. Zorlukla tutkundum. ''Gitmeden önce alayım demiştim.'' dedim mırıldanarak. Zifre bakışlar beni baştan aşağı süzdü. Bu halet-i rüyanın ne olduğunu iyi biliyordum. Üzerime gelen adım sonrası tekrar geriye doğru ilerledim. ''Bekleseydin şimdi birlikte alırdık güzelim.'' dedi çapkın gülüşü dudaklarına keyifle yayılırken. ''Ama hayır, bu gülüşe kanmamalıydın kızım Neval. Hep böyle yapıyor. Sonra kendimi söylene söylene duşa girerken buluyorum.'' Bu kez olmazdı. Üstelik oğlanlar da ayaktaydı. Geri adımlamayı sürdürürken akıl dağıtıcı bir muhabbet açmaya denedim. ''Vakit geç oldu.'' dedim kısık sesimle mırıldanarak. ''Olmaz olmaz.'' Bilerek zaaflarımı oynuyordu sanki. Yüzündeki manidar gülüş ve kısık gözlerle bana doğru yürümeye devam etti. ''Olsun.'' dedi bakışları bana kayarken. ''Ama fırında yemek yanıyor Bayezid.'' Fısıltım bir buhardan ibaretmiş gibi uçup gitti aramızdan. Yalnızca o ve alev alev yanan dudakları kaldı önümde. Yüzünü yüzüme uzatıp kendini bana yaslamıştı, sımsıkı sarılmıştı sonra. Dakikalar sonra ayrıldığımızda kıvrıldı dudakları masum bir tebessümle. Yurt dışından döndüğüm zamanlar anneme, senin gibi birini bulursam hiç kaçırmadan evleneceğim diye söz vermiştim dedi içten sesiyle. Gülümsedim. Amine annemle evlilik konusunda baskıcı bir yapısı olacağını düşünmemiştim. Fakat konu Bayezid olunca işler değişiyordu tabii, kollarımı ağır ağır doğadım boynuna. ''Buldun mu peki?'' dedim kendi kendime konuşur gibi bir sesle. Eğilip burnumu boynumda yavaşça gezdirdi, nefes alır gibi çekti kokumu içine ve sorduğum soruya ona niteliğinde bir ses çıkarttı. Tıpkısının aynısı, sabrı, güzelliği, merhameti dedi dudakları kulağımın hemen altındayken. Keyifle sırıttı, bazen şaşardım bu ama. Evleniyle kaç sene olmuş ama hala anneme içi gider gibi bakar, o konuşurken gözlerini gözlerinden ayırmazdı. Öyle iyi anlıyorum ki artık onu. Ömrümün son yılları sana içim gide gide bakmakla geçiyor. Her saniye dokunsam tenine doymam. Saat başı öpsem bu dudaklara bıkmam. Elaların beğeniyle gezdi yüzünde. Kirpiklerinin her bir tanesini, kaşlarının tüm kıvrımlarını, gözlerinde karanlığın her tonunu ezberledim. Esmer tenli, gece rengi saçları ve aşın bakışları. Bu adam benim kara sevdamdı. Duramadım bilhassa. Karşı koyamadım ve sımsıkı sarıldım. Ve bu defa ayrılışımız canımızdan iki parçanın sesiyle olmuştu. Bir şey mi oldu tedirginliğine kapılıp tıraşla koşuvermiştik odalarına. Lakin beyefendiler bizim odaya apar topar dalışımızla aralarında vuku bulan oyuncak kavgasını unutup şaşkınca anne ve babalarına bakmaya başlamışlardı. Bu güzelliklere can mı dayanırdı? Sevimlilikleri aklımızı başımızdan alıyordu. Çarşabuk dahil olduk aralarına. Top havuzunda debelendik. Oyun matı üzerinde yuvarlandık. Gıdıkladık. Kahkaha attık. Mutluluğumuzla çınladı evimizin tüm duvarları. Sonunda mecalsiz düşüp her birimiz bir yana attı kendini. Küçük beyler tüm şirinlikleriyle kendi lisanlarında şarkılar söylerken biz de gururla anne baba olarak onları izliyorduk. Derken hiç çekti Beyzadem,
huzur dolu bir tebessümle baktı bize. Oğullarım, benim iki gözüm dedi, kendi kendine konuşur gibi. Gülümsedim. Onlar olan düşkünlüğü her vakit mutluluktan uçuruyordu beni. Ama arada evin tek hanımefendisi olarak nazlanmak da hakkımdı. Başımı uzatıp omzuna küçük bir kız çocuğu gibi sokuldum. Helalarım kirpiklerimi kırpıştırarak dikildi yüzüne. Peki ya ben dedim en masum halime bürünerek. Ağır ağır bana çevirdi huzurdan bakışları. Büyük eli yanağıma yaslanıp baş parmağıyla dudaklarımı okşadı. Bu arada tıkındığı olgun eller beni ayrı mesediyordu. Onlar gözlerim dedi başıyla Ahmet'im ve Turul'umu işaret ederek. Ve beni çekip sevgiyle aldı kanatları altına. Kısık sesiyle mırıldandı. Ama sen gözümün nurusun hatun. Sonrasında Bayezid Çalapa'nın anlatımıyla. Şefönlüğünü çıkarıp siyah badimin üzerine sabah karımın özene bözene giydirdiği kareli gömleğimi geçirdim. Bacaklarımı sarın eşofmanım ve botlarımla olmaktan mutluluk duyduğum vaziyetteydim. Akınşah Holding'i tamamıyla Çalapa Holding'e bağlamak ve restoranlarımın başına dönmek son yıllarda verdiğim en iyi karardı. Nitekim bu kararım güzel karım tarafından da destek görmüştü. Zaten diğer holding işlerini görmek, adını duymak daha istemiyordu yaşadıklarından sonra. Zordu ama atlatmıştı. Yavrularımıza sarılmış, vaktinin neredeyse hepsini onlarla geçirip bana huzur kokulu bir yuva kurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise 3 yaşına basmıştı oğullarımız. Var olan huzurumuz her daim sürecekti inşallah. Ayaklarım restoranın çıkış kapısına doğru yönelirken çaylaklardan Serkan önümde bitmişti. Şefim, babanız Ertuğrul Bey geldi. Denize bakan masaya buyur ettik dedi. Ellerini önünde saygıyla birleştirirken duyduğum beni ufak bir şaşkınlığa sevk etmişti. Babamın yalnız geldiği nadir görülürdü. Genelde annemle gezmeyi tercih ettiğinden beni ziyaret edip birlikte gelirlerdi. Bir anda düşmüştü aklım başıma. Annem yalnız kalmasın diye Neval'in yanına gitmiş olmalıydı. Başımı sallayıp Serkan'ın omzuna dokundum. Tamam koçum, sen 2 sade kahve getir bize dedim ciddi tavrımla. Ve dönüp babamın oturduğu masaya ilerledim. Yaşı kaç olursa olsun her daim karizması yerindeydi Ertuğrul Çalapa'nın. Onu karşımda tüm heybetiyle görünce bunu bir kez daha hatırlamış ve yaptığı şeylerle babama gurur duyduğum aklıma gelmişti. Yüzüme yayılan tebessümümle yanında bittim. Beni fark edince babacan tavrıyla kıpırdandı yerinden, kalkmasına müsaade etmeden eğilip saygıyla elini öptüm. Hoş geldin babacığım, şaşırdım beklemiyordum seni dedim karşısındaki koltukta yerimi alırken. Belli belirsiz tebessümüyle başını sallayıp tekrar yayıldı koltuğa, giydiği yarım balıkçı yaka kaza bal rengi gözlerini ayağın etmişti. Buralardan geçiyordum, uğrayıp aslanımın bir acı kahvesini içeyim istedim dedi tok sesiyle. Gülümsedim. Çok geçmeden Serkan ufukta görünmüş, bahsi geçen acı kahveler önümüze kibarca bırakmıştı. Babam, arkasına yaslanıp bol köpükten bir yudum aldı, bazı bakışlarını oğlum Turul'dan görür gibiydim, adını o taşısa da sima olarak babama, Ahmet ise annesi ve rahmetli Turul dedesine benziyordu. Ben de bir yudum aldım kahvemden. Nasılsın babacığım? Sık görüşüyoruz, lakin her zaman böyle hasbihal edemiyoruz. Tabii oğlanlar da müsaade etmiyor dedim manidar bir gülüşle. Ne vakit yalıya gitsek Ahmet, Turul ve Süleyman Can koşturmaktan bir hal alıyor, biz de rahat bırakmıyorlardı. Babam buruk bir tebessümle gözlerini uzağa dikti. Kötü demeye Rabbimden korkarım evlat. Fakat aminemi böyle güçsüz görmek... Derinden bir iç çekti babam. Benimse gözlerim düşünceyle gezindi üzerinde. Annemin son zamanlarda kan değerlerinde birkaç düşük çıkmış, dolayısıyla halsizlik yaşamıştı. Hemen müdahale edip takviye aldırmıştık elbette. Toparlıyordu, daha da toparlanacaktı. Ama... Babamı ikna etmek ondan daha zordu. Annemin parmağının ucu yaralansa dünyayı ayağa kaldıran babamı böyle görmek tabii ki şaşırtmıyordu beni. Asıl şaşırdığım kendimdi. Gittikçe ona benzediğimi fark etmiştim. Ve bu garip bir şekilde hoşuma gitmişti. Annem iyi ve daha iyi olacak babacığım. Sen yanında olduğun müddetçe daha da iyi olacak. Mırıltıyla çıkmıştı sesim. Babamdan çok kendimi düşünüyordum. Nevali. Evliliğimizin başından beri yaşadıklarımızı ve ne zaman tam anlamıyla onun yanında olmuşsam o zaman güzelce iyileştiğini, seven sevdiğiyle iyileşiyordu. Bunu artık kendimden de biliyordum. Her sabah kokusuyla uyandığım, parıldayan bir çift Ela'ya meftuniyetle baktığımda anlamıştım. Bir tabii kaybettiğimde, Neval'i o soğuk depoda bebeğimizi yitirmiş ve kanlar içinde bulduğumda anlamıştım. Yanına gitmeye, nefes alıyor mu diye bakmaya korktuğumda anlamıştım. Kalbinin durduğu düşüncesi nefesimi kestiğinde anlamıştım. Babam kısılmış bal rengi gözleriyle doğruldu yerinde. Ben anneni vakti zamanında çok üzdüm Bayezid. Çok sebep oldum o kurban olduğum incitlerini dökmesine.
Ve şimdi saçının teli kopsa benim ruhum azap çekiyor. Söz verdim ben kendime. Son nefesime kadar güldüreceğim o orman gözleri diye, dedi. Sona doğru çatalanmış sesiyle. Yutkundum. Aşkın varlığını onlarda görerek tanımıştım ben. Sonra Neva çıkıp gelmiş bana aşkı tattırmıştı. Şimdi annemin ben neden babasının kopyası oğlum diye sevdiğini daha iyi anlıyordum. Acı acı tebessüm ettim bal gözlerle. Ben de Neval'i çok üzdüm baba. Çok hayal kırıklığına uğrattım, çok yaraladım. Ama sonra kalbim bir çift elaya takıldı kaldı. Güldü babam. Gözlerini benden çekip denizi saniyeler sonra da bana geri döndürdü. Biliyorum evlat, bunları biliyorum. Ama o Nazenin kıza vurulup baştan ayağa bir meftuna döneceğini de biliyordum. Kendimden biliyordum. Koskoca Ertuğrul Çalapandı o. Adını duyduğun diğerin göğün titrediği, karşısında her çıkanın önüne iliklediği bir adamdı. Ve biz üç oğlan kardeş hayrandık babamıza. Hem heybeti hem karakteri bizi daha küçükken babam gibi olma arzusuna yeterdi. Lakin o adının yettiği adam bir tek annemizin önünde diz çökerdi. Şimdi eşlerimiz bizden razıysa eğer bu örnek aldığımız, hayran kaldığımız babamızın eseriydi. Derken bir an telefon sesi girmişti araya. Babam ceketinin cebinden telefonunu çıkarıp açmıştı. Onu görünce birkaç saat evvel şarjımın bittiğini anımsamış, bayıflanmıştım. Buyur aminim. Bayezid yanımda benim. Tamam, tamam kurban olduğum. Sen yüklenme kendine. Daha telefonu kapatmadan ayaklanıvermişti babam. Adım duymuş olmak aklıma kötü şeyler getiriyordu. Kaşlarım istemsizce çatılırken telefon kapanmış ve babamın ağzından çıkan tek söz beni yerimden fırlatmıştı. Oğlum, Neval... Sonrasında nasıl vardığımızı bilememiştim eve. Yolun nasıl geçtiğini bilememiştim. Yuvamıza vardığımızda ise beni kapıda küçük oğullarım karşılamış, endişe ve heyecanla sarılmışlardı boynuma. İkisini birden kucaklayıp girdim içeri. Babamla sona doğru geçtik. Annem Neval'in yanında yatak odasında olmalıydı. İkizleri dizlerime oturtmuş benden evvel onların endişesi giderilsin istemiştim. Babacığım, annem iyi mi demişti Tuğrul'um. Ciddi duruyordu ama bükük dudağı korktuğunu ayan ediyordu. Ellerim saçlarına gitmiş, oğullarımın başlarını okşamıştım. Ahmet'im dayanamayıp atıldı. Babaannem korkmayın, kötü değil, güzel bir şey olacak dedi. Ama annem odaya giderken ağlıyordu babacığım. Dilim tutulmuş gibi cevap veremiyordum. Aklım içeride kıvranan karımdaydı. Bir an önce yanına gitmek için yanıp tutuşuyordum. Bakışlarım bana bakan babamla kesişti. Gülümsüyordu. Çok geçmeden ayağa kalkmış ve gelip yanımıza oturmuştu. Ellerini uzattı ikizlere doğru. Gelin bakalım dedesinin aslanları. Anneniz gayet iyi, ayıflanmayın siz dedi. Hem babacan haliyle. Alıp benim gibi dizlerine oturttu Ahmet ve Tuğrul'u. Küçük beyler hallerinden memnun görünüyorlardı. Hatta babamın başka mevzulardan açtığı muhabbetler ziyadesiyle dikkatlerini çekmiş, sorular sormaya başlamışlardı. Usulca ayaklanıp çıktım salondan. Koridor yürüdükçe uzuyor gibiydi. Bir türlü sonuna varıp karımın yanına girememiştim. Tam vardım derken de Neval'in tiz çığlığı kapı ardından duyulmuş, siyah gözlerim dehşetle açılmıştı. İkizlerin doğumu zihnimin içini yakıp kavurur gibi turluyor. Karımın çektiği acı gözlerimin önüne geliyordu. Elimi uzatıp kapı kolunu tutmuşken bir an odayı çınlatan bebek sesi dolmuştu kulaklarıma. Donup kaldım olduğum yerde. Doğmuştu, doğmuştu işte babasının süsü. Heyecanla, hevesle onu gözlediğim o kız babası olma vasfı uçup konmuştu göğsüme. Birkaç dakika sonra açılmıştı kapı. Annemin gözleri yaşlı ama yüzü gülüyordu dışarı çıkarken. Beni görüp sarılıvermişti boynuma. Gözümüz aydın oğlum. Kızın nur topu gibi aydınlattı dünyamız dedi kibar elleri yanan şefkatle okşarken. Gözümden bir damla yaş yanağıma damladı. Bir kez daha baba olmuştum ben. Hem de kız babası. Oğullarımdan sonra en büyük sevincim, övüncüm gelmişti işte. Anneme sarılmış, sonra geri çekilip düşünceyle bakmıştım yüzüne. Anne ne var nasıl, çok mu zor oldu, ben şarjım bitmiş yetişemedim. Annem tebessüm ederek okşadı siyah saçlarımı. Sevdiğim kadını Rabbimden sonra ona emanet edişime iyi ki diyordum. Üstelik erken de kızımın gelişi, biz onu 2 hafta sonra bekliyorduk. Neval gayet iyi, zor değil aksine çabuk oldu. Sabah beri belirtiler varmış ama kızcağız anlamamış dedi narin sesiyle. Başımı salladım. Kızımın gelişi kolay ve güzel olduğu gibi hayatı da güzel, imtihanları da kolay olurdu inşallah. Annemin kollarına tutunup hevesle iç çektim. Hemen gelip onları görmek istiyorum dedim içten tebessümümle. Cevap beklemeden kapıya doğru yönelmiştim ama daha elim kapı kolunu kavramadan anneciğim önüme geçivermişti bile. Dur oğlum, Neval biraz toparlanayım, Bayezid'i olanları alıp öyle gelsin yanıma dedi. Biraz bekle de kız terini silsin, nefesini alsın. Feshetmiş gibi çektim elimi kapıdan.
Oysa ki ben onun her halini bilir, her haline vurgundum. Nitekim ikizlerin doğumunu da beraber sırtlanmış, şimdi ne durumda olduğunu açıkça görmüştüm. Ama madem Neval Hanım öyle istiyordu, uyacaktık çaresiz. Çok değil, yarım saat sonra Ahmet'im ve Torul'umla açmıştık o odanın kapısını. Ömrüme baharı getiren şakayık çiçeğin beyaz geceliği, bukdeli saçlarına takılmış kırmızı kurdelesi ve kucağında cennet kokulu kızımızla yatakta oturuyordu. Yorgun olduğu mahzun nedalarından belliydi. İçeriye adımımızı attığımız anda küçük beyler beni geride bırakıp hızlıca annesinin yanına almışlardı soluğu. İkisi de heyecan ve merakla kundaklanmış pamuk şekeri pembesi teniyle masum yavrumuza bakıyordu. Neval eğilip hasret kalmış gibi dözüyü öpmüş terkisinde. Anneciğim bizim mi bu? Artık karnına girmeyecek mi? Hep mi bizimle kalacak? Tuğrul baksana kulakları çok komik. İşte bile kardeşimin kulakları çok güzel. Konuşmalarını dinleyip gülerek yaklaşmıştım beyaz tüller arasındaki yatağımıza. Karım evimi süsleyen murassa bir mücevher gibiydi karşımda. Elaları bana çevrilmiş, mutluluk ve huzur içinde parıldamıştı. Yanlarına ulaşıp dakikalardır elimde tuttuğum çiçek buketini yanına kibarca bırakmıştım. O hazırlanırken boş durmayıp daha evvel sipariş verdiğim çiçekçiyi aramış, aranjmanımızı istemiştim. Bakışları tebessümle çevrilmiş, gördüğüyle bir şaşkınlık peyda olmuştu gözlerinde. Gülümsedim. Bayezid bunlar çok güzeller ama renklileri dedi bir an kendi kendine konuşur gibi. Uzanıp eliyle yavaşça dokundu bukete. Beyaz şakayık çiçekleri tüm zarafetleriyle sergileniyor. En ortadaki bir tanecik pembe gonca gül ben buradayım dercesine el sallıyordu. Evet pembe değiller. Sana bu kez beyaz şakayık aldım güzelim dedim içten gülüşümle. Memnun olmuş ama yine de soru sorar gibi siyahlarında gezinmişti meftun olduğu melaları. Elimi uzatıp beyaz şakayıklar arasındaki pembe gülü almış, annesinin kucağında huzur içinde uyuyan kızımın yanına bırakmıştım. Artık sen tüm hayatını sevdiğine mi verdiği çiçeğin rengine bulamış genç kız değilsin. Sen benim gönlümün baş küresine kurulmuş evlatlarımın annesi Nazen'in şakayık çiçeğimsin. Gayrı pembeler kızımıza yakışır sevdiğim. Bir inci tanesi tebessümle bezeli yüzünü ıslattı. İçime katre katre yağdı huzurun değil mi? Varlığı her yarama deva, ömrüme binlerce kez şifaydı. Dakikalar sonra oğullarımız kardeşlerinin onlara getirdiği hediyeleri almak üzere babaanne ve dedesinin yanına içeri gitmişler, kızımız da derin uykuya dalıp beşiğine geçmişti. Bana da karımın yanına erişip şefkatimle saçlarını okşamak düşmüştü. Başını göğsüme yaslamış huzur içinde nefes alıp veriyordu. Dudaklarımı kafasına bastırıp saçların arasına buseler bıraktım. Sabah yoktu bir şeyin, doğumun bugün olacağı aklım ucundan geçmezdi. Sağ olsun Metan bugün Fransa'da Piray'a evlenme teklif edeceğim diye heyecanla defalarca aradı beni. Ve şarjımda dayanmadı tabi dedim. Ellerim boş durmayıp sırtını sevgi dolu dokunuşlarla turlarken. Bakışlarım bir an beşikte uyuyan kızımıza kaymıştı. Bu gözlerime değen dünyanın en güzel kızı olabilirdi. Annesinden sonra elbette. Ne var başını kaldırıp yüzüme tebessümle baktı. Üzülme sevgilim annem yanımdaydı neyse ki. Ebede gecikmedi. Kısmetse Nari'nin de diğer ilçede toplantısı vardı, yetişmedi. Çok şükür geçti. Yavrumuzu sağ salim aldık kucağımıza dedi ince sesiyle. Başımı sallamak ve içimden şükretmekle yetindim. Sağlıksal bir problem olmayınca bir kez daha evde doğum yapmak istemişti Neval. Yanında olacaktım ama kısmetimiz böyleymiş meğer. Şükür ki ikisi de sapasağlamdı. Bukleler elimin altından yumuşakça kayarken eğilip bir kez de alnını öpücük bırakmıştım. Aslında ben bir şey merak ediyorum dedi Neval. Başını kaldırıp oturduğu yerde doğrulurken. Kaşlarımı merakla kaldırıp yüzüne baktım. Hadi beyaz şakayın anlamı vardı. Peki ya kızımıza neden pembe şakayık değil de pembe gül getirdin? Bu soruyu beklemiyordum desem yan olurdu. Böyle incelikleri sevdiği için takılacağından da emindim. Uzanıp avuçlarımı hapsettim küçük ellerini. Çünkü sen bana gebelik müjdesi verdiğinde tüm gece güller dolu bir bahçede gördüm kendimi. O zaman emin oldum kızımın olacağını. Dedim kısık bir sesle. Yüzü huzurla bezenmiş, elaları mutluluk gözyaşlarıyla dolmuştu. Gözünden akan yaş silerken ıslak gözlerle gülümsedi. Güller demek dedi kendi kendine konuşur gibi. Bakışı bir anlık kızımıza kaydı. O zaman adında da olsun bu güller. Oğlanlar da karar veremeyip bana bıraktığı için bu kez isim konusunu tamamıyla devretmiştim kendisine. Hatta öyle ki 9 ay müddetince bir isim bulamazsa buldan koyacağımızı ve bebeğimizin o zamana kadar isimsiz kalacağını söyleyip bir parça sıkıştırmıştım da. Anlaşılan tehdidim işe yaramıştı. Aklımda var bir şeyler hissediyorum dedim tek kaşımı havaya kaldırıp meraklı gözlerle ona bakarken. Dudaklarını birbirine bastırmış ve içten bir gülüşle başını sallamıştı.
Küçükken bir oyuncak bebeğim vardı. Hatta üniversiteyi kazanıp gidene dek ona sarılıp uyumuştum. Seni de anlatmıştım ona. Adı da Gülru'ydu. Gülru, yani yüzü gül gibi güzel ve kızıl renkli olan al yanaklı. Tam manasıyla bizim kızımıza anlatmıyor muydu? O da şimdiden tıpkı annesi gibi kiraz dudaklı, pamuk şeker yanaklıydı. Elimi uzatıp karımın yanağına usulca yasladım. Gülru, çalapan. Kulağa güzel geliyor dedim bakışlarım yorgun elalarda sevgiyle gezinirken. Kararımızı vermiştik. Kızımızın adı Gülru olacaktı. Babasının bir tanecik gül goncası, adının büyüsüne bürünüp ömrüne çiçek açtıracaktı. Parmaklarım pamuk şeker yanaklarda yasta dururken gözlerim istemsizce kiraz dudaklara kaymıştı. Doğumda ısırmaktan muhtemelen hafifçe şişiplenmişti. Onun tırnağının kenarı zedelense benim gönlümde depremler oluyordu. Eğildim ve davetkar vaziyette aralık duran dudağına ufak bir öpücük bıraktım. Elaları ürkekçe tutundu göz bebeklerime. Sen benim hayalim, duam, umudum dedi kısık duyulan ince sesiyle. Baş parmağım dudakların üzerinde gezindi. Ömrümün sonuna dek doyamayacaktım ona. Eğilip bir buseda çaldım dudağından ve alnım alnına ağır ağır yaslanırken fısıldadım. Sen benim kalbim, mutluluğum, imanımın yarısı. Sonrasında Neval Akınşah Çalapa'nın anlatımıyla. Seviyordum çiftlik evinde olmayı, dalından toplayıp bahçesinde yemeyi, çardağında oturup yollarında atla gezinmeyi. Seviyordum bir insanın olmadığı doğa parçasında ailecek olmayı. Fakat yalı başka, yalı bambaşka. Evvela genç kızlığım vardı bu yalıda. Misafir oluşlarım, sevdiğimin sesine bulanmış duvarlara bakıp hayal kuruşlarım. Çocuklarımın ilk adımları vardı. Ve şimdi bu gece gireceğim yeni yaşımda bütün ailemizle birlikte bu çatı altında olacaktık. Yalnızca benim için de değildi bu toplanış. Bir sene daha burada izledikleri halde geçen hafta arayıp apar topar biz temelle dönüyoruz diyen Muazzez ve Mehmet abi içindi. Tıpkı eski günlerdeki gibi bir arada olacak, kalbimizin bir parçası Iraklarda garip kalmayacaktı. Aradan geçen şeyler bizden çok şeyler götürmüş lakin bir o kadar da getirmişti. Şimdilerde Duhacık birinci sınıfa başlamış, asrında iki sene evvel bu şehre yerleşen Zeynep'im anaokul öğrencisiydi. Bir tabi öğretmeni de annesi. Beyzadem'in yönlendirişiyle açtığım anaokulunda öğretmenlik yapmak benim için en güzel gelişmeydi. Dördüncü yaşlarına basmış ikizlerim ve süt oğlum Süleyman canım da yanı başımdaydı. 6 aylık Güdrü Hanım'sa büyükleri okula başlayınca torunsuz kalmak istemeyen babaannesi neydi her gün. Tam bir hanımefendi gibi yetişiyor, siması ve yeşil gözleriyle küçük bir Amine Çalapan görünüyordu gözlerimize. Ziyadesiyle mutluydum bu vaziyetten. Elimdeki limonu ikiye bölüp saat usulunda kullanmak için sıkacağı uzandım, gözlerim yanımda ekmek doğrayan eltime kaymıştı. Dün biriyle tanıştım dedim sır verir gibi kısık bir sesle. Duyduğuyla maviş gözleri açılmış, merakla bana dönmüştü. Asrın Zeynep'i bırakmayan arkadaşıyla geldi. Bizi tanıştırmak istediğini söyledi, ben de buyur ettim. Nare elindeki ekmek parçalarını sepete bırakıp devamını dileyen gözlerle bana dönmüştü. Limonu sıkmayı bitirip su tahtaya döktükten sonra çeşmeye uzanmış ellerimi yıkamıştım. Hande adında tatlı bir kadın. Yakın zamanda evlenmeyi düşünüyorlarmış. Kadın daha önce bir evlilik yapmış, anlaşamayıp kısa sürede boşanmış. Ve küçükken geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle çocuk sahibi olamıyormuş. Bu yüzden Zeynep'e şimdiden çok alışıp çok sevmiş. Duraksadım. Kızımın o hanımla güzel anlaştığını, Asrın'ın ise onlara sevgi dolu gözlerle baktığını görmek içimi rahatlatmıştı. Çocuğu olmamasına üzülmüştüm elbet. Lakin her şerde bir hayır vardı. Bu durumda hem Asrın'ın sağlık sorunu hem de kadının bu rahatsızlığı aralarında problem olmayacaktı. Üstelik Zeynep bir tanecik evlatları olarak güzel bir ilgiyle büyüyecekti. Elbette ben de her zaman kızımın yanında olacaktım. Nare dudaklarına dükmüş boşluğa bakarken benimle aynı şeyleri düşündüğüne emindim. Öyle de olmuştu. Hayırlısı olsun haklarında. Ama sevindim gerçekten. Senin kadar iyi tanımıyorum ama az buçuk biliyorum gördüğümden. Asrın iyi bir insan dedi sakin bir tavırla. Başımı olumlu manada salladım. Asrın'ı mahveden o saplantılı aşkı ve kötü alışkanlıkları olmuştu. Ama şimdi hem o kötü alışkanlıkları bırakmış hem de tedavi olmuştu. Zeynep'in gelişi ise hayatını bambaşka bir düzene oturmuştu. Yalan yok. Bu kadar iyi bir baba olmasını beklemiyordum. Beni hem şaşırtmış hem de kızım adına sevindirmişti. Bizim laflayışımız arasında içeriye koşan Doğa ve Zeynep gelip yanımızda bitmişlerdi. Anneciğim, Mirima halamlar bu akşam gelemiyormuş dedi Doğa koştuğu için nefes nefese bir vaziyette. Talha'nın iştimlerisi tutmuş, ilacı uyku yaptığı için ancak kahvaltıya yetişirlermiş.
İstemsizce bulunmuştu yüzlerimiz. Bir arada olmayı, sofraya eksiksiz oturmayı çok özlemiştik. Kısmet kahvaltı sofrasındaydı artık. Yemekten sonra unutmayalım da arayalım Nare, dedim düşünceli sesimle. Nare başını salladı. Ciddi bir durum olmamasını umuyordum derken Doha hevesle zıplamıştı olduğu yerde. Mehmet amcamlar da uçaktan inmiş geliyormuş dedi. Neşe için ellerini çırparak. Ama bu dediğine Zeynep pek memnun olmamış gibi kollarını göğsüne toplayıp dudak bükmüştü. Ya onu ben söyleyecektim demişti küskün tavrıyla içeri koşmadan önce. Geldikleri gibi telaşla çıkan nazlı kızlarımız arkasından gülerek ellerimizi almıştık sofraya taşınacak son tabakları. Gelmek üzereyseler hiç vakit kaybetmeden sofraya geçerdik biz de. Sıkıca tuttuğum salata tabağıyla salona girmiş ve yanımdan ışık hızıyla geçen üç küçük bey laf allamıştım. Oğlum koşmayın diye seslendim arkalarından ama duyan kim? Birbirlerini buldular mı bir de nazlarının geçtiği babaannem de evindeyseler asla tutamıyordu küçük beyleri. Nare hemen arkamdan gelmiş ekmek sepetini masaya koymuştu. Süleymancan çıkın yukarıda deden namazını bitirdiyse söyleyin Mehmet amcanlar gelmek üzereymiş diye seslenmişti oğluna ve yine başlamıştı küçük beylerin arasında maraton. Önce ben çıkacağım. Hayır ben. Önde hiç duraksamayıp yukarı kotmuş süt oğlum, arkadaysa köprünün başında karşılaşan keçiler misali kafa kafaya giren ikizlerime gülerek baktım. Ahmet'in ve Tuğrul'un babalarıyla Mehmet amcalarını aratmaz haldeydiler. Üstelik daha doğdukları zamandan başlayan birlikte uyuma huyları tüm hızıyla devam ediyordu. Her sabah birinin yatağından topluyorduk ikisini de Beyzadem kucağında evi dolaştırdığı minik kızımız da bana doğru adımladı. Annesi, Gül Goncam içti mi çorbasını dedi Gülrüm. Babasının sakallarını büyük bir keyifle çekiştirirken, kısılan gözlerim ve yüzüme yılan hoş tebessümle uzanıp o tombişele bir öpücük kondurdum. Küçük kızımı günün hangi saatinde ararsanız diye babasının kucağında yahut babasıyla görüntülü konuşmada bulabilirdiniz. Tam aşıktılar birbirlerine. Ne babası ne kızı birbirini görmeden edemiyordu. Arada bu duruma bozulsam da benim ayrı bir yerim olduğunu ikna ediliyordum Beyzadem tarafından. İçti tabi. Babaannesi içirdi kızıma dedim içten gülüşümle. Elimi uzatıp kıvır kıvır bukleri saçlarını okşadım. O sırada Ertuğrul babam merdivenlerden küçük beyler eşliğinde iniyor ve kulaklarımıza yalının o yıllanmış zil sesi doluyordu. Nare masayı düzeltmeye bırakıp hevesle kapıya koşmuştu. Bit tabi biz de arkasından. Ne kadar özlendiklerini tüm aile kapıya yığılmamızdan anlayabilirlerdi. Sonunda kapı açılmış, Mehmet abi ve Muazzez Sevinç nidaları eşliğinde içeri girebilmişti. Hepimize uzun uzun sarılıyor, ayaküstü muhabbetlere girişip duruyorduk. Onlar sevmiş aşkın hem de mutluydular. Yorgunluğun esamesi okunmuyordu üzerinde. Muazzez benim kucağımdaki Gülrü'yü öpmüş, Mehmet abi ise olanları sırayla kucaklayıp zıplamıştı bile. Ve tüm bunlar daha sonra geçmeden girişte yaşanmıştı. Sonunda Amine annem olayı koymuş, hepimizi marş marş masaya geçmeye yönlendirmişti. Derken Mehmet abi heyecanla atıldı. ''Durun durun, size bir şey söyleyeceğim.'' dedi o bildiğimiz sevindirik tavrıyla. Hepimiz durmuş meraklı gözlerle ona bakıyorken Muazzez gülerek gözlerini devirmişti. ''Durma oraya gireydik içeri, tek kapı ağzında mı diyeceksin?'' Muazzez yine rumeli şivesine geçtiyse hakikaten heyecanlanacak bir şey var demekti. Onların arasındaki atışmayı tenis maçı izler gibi izliyorduk. Mehmet abi karısının çıkışıyla dudağını bükmüş, kollarını çocuk gibi göğsüne toplamıştı. Kusura bakma vallahi Muzocuğum. Telefonda söyleme sakın dedin söylemedim. Artık dayanamam dedi küskün bir tavırla. Ve bir anda az önceki neşeli haline bürünüp olduğu yerde bağırarak zıplamıştı. Biz hamileyiz. Peki ya Muazzez durabilir mi? Biz daha ne olduğunu anlamadan bir şılıkta ondan gelmişti. Kızçemiz geliyor. Sonrasında neşe içinde geçmişti akşam yemeğimiz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Muhabbetlerin biri bitmeden diğerine geçiyorduk. Aradan geçen zamanlar konuşacak çok şey biriktirmişti bizlerde. Evvela yoldaki kızçemizin gelişine sevinmiş, sonra büyüyen evlatlarımızın maceralarını konuşmuştuk. Yalının tarihi duvarları gülüşlerimizle yankılanmıştı sık sık. Gözyaşı da dökmüştük tabi. Mehmet abi ve Muazzez gittikleri ülkelerde gördüklerini anlatmış, o insanların çaresizliği içimizi pare pare etmişti. Bu zamana kadar yapmaya çalıştığımız yardımların okyanusta bir damla olduğu bir tokat gibi çarpmıştı yüzümüze. Daha çok şeyler yapmalıydık. Hem de hep beraber el ele. Yemek boyunca zaman zaman birbirine kaçamak bakışlar atan, belli belirsiz tebessümleri ve nemli gözleriyle konuşmasalarda şükreden Amine annemle Ertuğrul babama takılmıştı gözlerim. İçime eşsiz bir huzur kaplamıştı. Onların süregelen sevdası bizler için hem ümit hem de hayranlık kaynağıydı.
Her namazımdan sonra onlar gibi bir evlilik, onlarınkiler gibi hayırlı evlatlar istiyordum Rabbimden. Bir çatı altında fitnesiz, nifaksız ve nefretsiz ilişkiler diliyordum. Akşam yemeği bitmiş, el birliğiyle masamız toparlanmış, güzel eltilerim çay koymak için mutfağa geçerken ben de Güldürüm'ü emzirip yatırmak üzere yukarıya çıkmıştım. Benim melek kızım doğum gününde annesine nazlanmamış olacak ki daha emerken uyuyup benim mesaimi sona erdirmişti. Onu beşiğe yatırıp bebek telsiz elime alarak usulca inmiştim aşağı. Fakat az evvel gürültülü bıraktığım salonda bir sükunet hakim gibiydi. Bu tuhaf durum dikkatimi çekmiş, üstüne üstlük lambası söndürülmüş yere girip hemen elimi tuşa uzatmıştım. Ve yanan lambalar bana hazırlanan güzel sürprizi gözler önüne sermişti. Masanın üzerine iyice şakayı andıran pembe bir pasta duruyordu. İyi ki doğdun Neval. Herkesin aynı anda söylediği o büyülü söz beni hem mutlu etmiş hem de mutlu etmekle kalmamış, gözlerimi inci tanelerle süslemişti. 30'una yalnızca tek yaşı kalmış olan bir kadındım ben. Ama şu gördüğüm manzarayla küçük bir kız çocuğu gibi zıp zıp zıplayabilirdim. Sırayla herkese sarılmış, yeni yaşım için güzel dualarını almıştım. Muhteşem pastamın mimarı elbette ailemizin şefi Bayezid Beyefendi'ydi. Ona bu geceden sonra ayrıca teşekkür etmeyi planlıyordum. Hem şakayı görüntüsü hem de lezzeti muazzam olan pasta az evvel gözlerimizi şenlendirdiği gibi şimdi midemizi mutlu ediyordu. Derken Mehmet abinin içerideki çantasından getirip usulca kocama uzattığı zarf Beyzadem tarafından kucağıma bırakılmıştı. Hepsinin meraklı bakışları eşliğinde tabağımı bir kenara bırakıp o zarfı açmaya koyuldum. İçinden şu hemen çıktısını veren küçük makinelerle çekilmiş birkaç fotoğraf çıkmıştı. Bakışlarım onlarda merakla gezinirken poz veren insanların yanında durdukları tebaleyi seslice okumuştum. Neval Akınşah Çalafan Sağlık Kabini. Kendi söylediğimi kendim sonradan anlar gibi irkilerek kaldırdım başımı. Beynim algılamaya çalışıyor ama bir türlü aklımı toparlayamıyordum. Annem Nare Muazzez hemen gözyaşlarını tebessümleriyle salıvermişler. Abimler ve babamın yüzündeyse mahzun bir gülümseme asılıydı. Benim kendime gelemeyeceğimi anlamış olacak ki kocam uzanıp dizimde duran elimi usulca kavramıştı. Artık o oraklarda senin adını taşıyan küçük bir hastanecik var şakayı çiçeğim dedi kısık ama tok bir sesle. Konuşmak istiyor ama diyecek kelime bulamıyordum. İstemsizce akmaya başlamıştı gözyaşlarım. Bu ne güzel bir doğum günü, ne güzel doğum günü hediyesiydi. Bakışlarım hepsinde gezerken Muazzez ıslak gözlerini silip elini havaya kaldırmıştı. Her şey olan bir insana bundan daha güzel bir hediye olmaz diye düşündük. Başı elbette kocan çekti. Bizler de tuzumuz bulunsun istedik. Artık hıçkırıklarımı tutamıyor, sevinçten giderek ağlıyordum. Kalkıp hemen yanı başımda oturan kocama sarılmıştım önce, sonra ise tek tek hepsini. Yaptıkları bu hayır ömrümüz sürdükçe artarak devam edecekti. Bir değil, birçok insana umut olacaktı. Aradan dakikalar geçmiş, fotoğraflara daha dikkatle bakmıştık. O kareye giren insanların yüzündeki mutluluk her şeyin üzerindeydi. Hangi dünyalığa denk düşerdi ki bu sevinç? Nemli gözlerimi silip fotoğrafları tekrar zarfa koymuştum. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Öyle mutlu oldum ki hayatımın en ama en güzel hediyesiydi bu dedim. Minnetimi bir kez daha inilerken. O esnada Osman abi elindeki bağlamayla salona girmiş, onu gören Muazzez ise el çırparak ayaklanmıştı birden. Ayağı bir getir getir, sen çal ben bir türkü söyleyeyim, yoksa bu Neval sabaha kadar teşekkür etmeye devam edecek. Ufunet bastığı yolda dedi tüm lisesiyle. Hepimizden şaşıran bir nida yükselirken Osman abi başını hay hay manasında sallamış ve gelip yerine oturmuştu. Onun böyle bir yeteneği olduğunu bilmeyen ben ziyadesiyle şaşkındım ama güzel de gidecekti doğrusu. Ne çalıyorum dedi bakışları solistimiz Loşka Hanım'a dönerken. Muazzez elini çenesine dayamış, kısık sesle düşünmeyi sürdürürken Mehmet abi karısını dirseğiyle dürtmüştü. Kız Güldaniye mi söylesene, hem kolay çalar onu abim dedi sırtın haliyle. Muazzez başını olumsuz manada iki yana salladı. Söylemek isteyip sözlerini anımsayamadığı bir şey olduğu besbelliydi. O telefonu çıkarıp arama motoruna danışırken kocam ikizine takılma fırsatını yine kaçırmamıştı. Sen de bütün Rumeli Türkiye'lerini ezberlemişsin bakıyorum dedi alaycı bir tavırla. Mehmet abi iri yeşil gözlerini daha da açarak baktı yüzümüze. Oğlum beni geç bütün Afrika öğrendi lan. Zambiyalı çocukları en son gördüğümde payduşka dönüp Ramo söylüyorlardı. Vallahi bir ara kabile reisi benden temenni alacak diye çok korktum. Ve yine bir kahkaha tufanı. Bu iki zıt karakterli adamın yan yana gelip bizi güldürmediği bir an bilmiyordum. Bu yaşa kadar böyle gelmişler. İnşallah ömrü billah bu şekilde devam ederdi. Gecemizin sonu
Osman abinin çaldığı, Muazzez'in ise doğum günü kızına armağan ettiği neşe dolu türküyle gelmişti. Sendeki kaşlar bende de olaydı yar, kaşları senden rastığı benden, ela gözlü küçük hanım, ayrılamam ben senden. Sonrasında gözlerim hafif sarsıntılarla ilerleyen arabanın camından dışarı dalmış, aklım dönmekte olduğumuz yerde kalmıştı. Doğum günümün bir hafta sonrasıydı. Niyetim bu ziyareti hemen ertesi günü gerçekleştirmek olsa da araya giren cemiyet ertelemeden olmuştu. Güzel bir nişan yapmış, Sungur amca ve Gülden yengemin oğlu Metehan'ı artık gayet iyi tanıyıp çokça sevdiğimiz mavi saçlı kızımız Piraye ile nişanlamıştık. Çok güzellerdi. Birbirlerine ziyadesiyle yakışmış, mutlulukla ışıldayan gözleri ayrılmamıştı tüm gece. Bize de bu güzelliği tebrik etmek düşmüştü. Ve şimdi o ertelediğim ziyaretten anneciğim ve babacığımın yanından dönüyorduk ailecek. Hiçbir zaman yokluklarını hissettirmemiştim çocuklarıma. Evimizde daima anılmışlar, Tuğrul'um adını taşıdığı dedesine güzelce tanımıştı. Bu sebeptendir ki gider gitmez mezarın kıyısına çöküp küçük ellerini açıyor, okuduğu dualardan sonra dedesiyle uzun bir muhabbete dalıyordu. Onların da bunu hissettiğini biliyordum. Rabbim inşallah torunlarından ve torunlarının sevgisinden haberdar ediyordu onları. Birdenbire duruvermişti araba. Dalgınlığım çarçabuk geçmiş, yerinde doğrulup yanındaki kocama soru sorar gibi bakmıştım. O ise yüzümdeki tebessümle bana bir kumaş parçası uzatıyordu. ''Bu ne Bayezid?'' dedim şaşkınlıkla. Kısıldı kömür karası gözleri. Kumaş parçasını aldı ve uzanıp eşarbımın üzerinden gözlerime bağladı. Çocuklar sanki durumdan haberdarmış gibi kıkırdıyordu arka koltukta. Kocam bağladığı kumaşın ardından geri çekilmeden fısıldamıştı kulağıma. ''7 yaşına bir hediyem daha var güzelim.'' Araba tekrar hareketlenirken ben kapalı gözlerim ardından düşünmeye koyulmuştum. Zaten bana dünyanın en güzel hediyesini vermişken böyle güzel bir aileye, evlatlarım ve ona sahipken başka ne hediyesi olabilirdi ki? Sonunda sarsılan araba usulca durmuş, önce çocukların, ardından benim kapım yavaşça açılmıştı. Elimi kavrayan avuç beni arabadan dışarıya çekmişti, düşmemek için ondan destek alırken belime dolanmış koluyla yürümeye başladım. Adım attıkça hem merakım hem de kalp atışım artıyordu. Derken bir kapıdan geçtiğimizi hissetmiş, birkaç basamak ardından tıkırdayan bir taşın üzerinde durmuştuk. ''Hazır mısın?'' dedi keyif dolu sesiyle konuşarak. Başımı sallamakla yetindim, artık bir an önce görmek istiyordum şu sürprizi. Ve birden çekildi gözlerimi örten kumaş parçası. Işığa karşın kısık da olsa araladığım göz kapaklarımın ardında heybetli bina vuku buldu. Ağzım tabiri caizse değil, hakikaten açık kalmış, yaşadığım şok gözlerime hücum eden gözyaşlarımla kendini ayan etmişti. Başımı çevirip kocamın gülen yüzüne baktım. Ama burası dedim kekiler gibi bir şekilde. Beyzadem gelip kollarını bana sardı. Çocuklarımız annesinin doğup büyüdüğü bu çatı altında yaşasın, burada yaşasın istedim. Akınşah konağı artık bizim yuvamız can şenliğim. Cümleleri ardından daha fazla duramayıp sarılmıştım boynuna. Akınşah konağı. Babamın, dedemin hatta onun da babasının doğup büyüdüğü bu konak artık yeniden bizimdi. Bir vakitler annemin hatıralarıyla kovulduğum kapıdan içeriye kocam ve evlatlarımla giriyordum. Ağlayarak çıktığım solup dökülmüş bu bahçesinde çocuklarım koşturuyor, her yanı taze dikilmiş rengarenk şakayıklar süslüyordu. Geçmişti zor günler. Yarınlar elbet güzeldi. Geri çekilip ellerimi kocamın sakallı yüzüne yasladım. Ben bir hayal kurdum. Bir masal yazdım bize. Önce o hayallerim yıkıldı sandım. Sonra masalımın pare pare dağılıp gittiğini. Lakin bilemedim sevdiğim. Ağladıysam da, yandıysam da bu masalın sonunda Rabbim seni bana yazmıştı. Beyzade meyildi ve alnıma uzun bir buse bıraktı. Benim büyüdüğüm bahçede, onu anlattığım şakayıklar arasında çocuklarımız koşturuyordu şimdi. Kocamın güçlü kolları beni sıkıca sarmış, başım kalbinin sesini duyduğum göğsüne huzurla yaslanmıştı ve bir dua kanatlanmıştı sevdiğim adamın dudakları arasından. Seni bana yazan Rabbe şükürler olsun. Ve işte böyle güzel insanlar. Gece gözlü sevdiğinden bir şakayık çiçeği alan ve ömrünü o çiçeğin pembesine bulayan Neval kızın hikayesi böyle. Daha size Muazzez ve Mehmet'in doğan kızı Darasel'i, ona yaptığımız 6 ay kınasını, Naren'in açtığı resim okulunu, Asr'ın ve yeni karısı Ande'nin Zeynep'le çok mutlu olduğunu, Duha'nın okul başarılarını, Ahmet ve Turul'un tıpkı Bayezid ve Mehmet gibi başarı olanlar olduğunu, Güldür'ün süslü bir kızçı olup o sert beyzadeye oje sürdürttüğünü,
Ne var anneme babası adına bir okul yaptırdığını, Gül Kokulu Derneği'nin ülkeye yayıldığı, hatta ülke dışına çıktığını, Amine ve Ertuğrul Çalapa'nın birbirine aşık iki beyaz saçlı ihtiyar olduğunu anlatabilirdim. Ama yazar hanım tadında bırakalım dedi. Biz de öyle yaptık. Ömrünüz bal tadında bir huzurla geçsin. Ne var kızçeden sevgiler. İşte böyle dostlar. Vay be, bir hikayenin daha sonuna geldik. Hikayede karakterler ne kadar tatlı insanlar, değil mi? Yani böyle ben hikayede karakterler gibi insanlar çıksın karşımıza inşallah. Düzgün insanlar da hepsi. Değil mi? Kötü karakterleri vardı tabii, değil mi? Ha, tabii, ama siz kimlerden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Aha, var mıdır böyle insanlar? Vardır elbet. Biz de böyle olalım inşallah. Hepimizin hataları, hepimizin yanlışları, hepimizin günahları var. Maalesef insanız. Hata yaparız. Ama sonunda iyi insan olmak önemli. Ben okuduğum bir hikayelerde kendi adıma söylüyorum, yani ne kadar iyi insan olabildiysek artık. Mesela ilk böyle, özellikle bu başlangıçta İslami hikayeler okuduğumda, yani ilk etapta geçmese de zamanla geçiyor. Mesela atıyorum bana 2 senede geçtiyse bir başkasına 2 günde geçiyor, birine 2 ayda geçiyor. Ama böyle güzel hikayeler, iyi insanlardan bahseden hikayeler bir şekilde kalbimize bir şekilde giriyor. O an hayatımızda uygulayamasak da o bilinçaltımıza giriyor ya. Zamanla bence onları hayatımıza böyle uygulayabiliyoruz. Mesela doğru bildiğimiz yanlışlar olabiliyor. İşte küçüklükten kalma, bir şeyi doğru biliyoruz değil mi? Çünkü çevremizde öyle görmüşüz, ama bizim çevremiz ufak bir çevre diyelim. Sonra ya da ailemizde öyle görmüşüz. Sonra böyle bir bakınca, işte dinleyince, gezince, görünce, aa diyoruz bu doğru değilmiş. Yani önemli olan yaptığımız yanlışların farkına varmak. Bazen işte birine bir şey yapıyoruz değil mi? Bu bize göre doğru bir şey ya da onu üzmeyecek bir şey. Ama zamanla aynı yerden vurulunca aa diyoruz orada yanlış yapmışız. Bak buna üzülünebiliyormuş ya da ailemizden biri üzülünce işte farkına varıyoruz. İşte önemli olan da bunları yaşamadan farkına varabilmek. Bence bu hikayeler sayesinde işte bir öne çekmiş oluyoruz o anlayabilmeyi. Öyle dilerim bu güzel hikayeler hayatlarımıza, işte yaşantımıza şifa olsun inşallah. Hepimiz güzel insanlar olalım. Bu kötü dünyada, kötü dünya demeyeyim de kötü yapan biz insanlarız, hele ki şu zamanda. Bu işte bizlerin kötü yaptığı dünyada güzel insanlar olarak güzel şeyler yaşatalım, güzel şeyler paylaşalım çevremizdeki insanlarla, dostlarımızla, ailemizle, ki onlar da güzel insanlar olsun. Böyle güzellik bence paylaşılarak büyür yani. Sen güzel olacaksın ki öyle yayılsın. Ama ne, etrafta bir çok kötü var ya, kötülük yayılıyor etrafa. O yüzden biz güzel olalım ki önce kendimizden başlayalım. Öyle öyle yayılır, emin olun. Sen işte arkadaşına, ablana, eşine güzel olursun. O gider arkadaşına olur, o gider arkadaşına. Böyle böyle yayılır güzellikler. Öyle işte. Çok güzel bir hikaye yazmış Pursal Gelin. Kendisine de teşekkür etmeyi unutmayın lütfen bu güzel hikayeyi bizimle paylaştığı için. Yeni bölüm beklerken size yine çok güzel bir hikaye tavsiye edeyim. Sizi iyiliğe teşvik edecek, güzelliğe yönlendirecek, ruhunuza şifa olacak bir hikaye. YouTube'da arama kısmına 4 çeyrek sesli kitap yazarsanız çıkacaktır. Muhteşem bir hikaye sizleri bekliyor. Ben hikayeyi seslendirirken ilk böyle 20 dakikalık kısmında Allah dedim, bu ne anlatıyor ya, çok sıkıcı gelmişti. Ama 20 dakikadan sonrası böyle of akıp gitti. İnşallah siz de benim aldığım keyifle dinler, hayatınıza bir şeyler katarsınız o hikayeden. YouTube'da arama kısmına 4 çeyrek sesli kitap yazmanız yeterli. Yeni hikayede buluşmak üzere dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.